Evet, birazdan. Ne bu? Çekmemiş. Herkese iyi akşamlar. Altcoin'tu kripto para sohbetlerine hoş geldiniz. Bilal hoş geldin, Ünal hoş geldin, Kemal abi hoş geldin, Abdullah abi hoş geldin. Haydar, selamlar. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Selam Hoş herkese, iyi geldin abi. akşamlar. Selamlar abi, hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Ben de bu arada tweet atayım başladık diye. İç güveysinden hallice abi ya. Sizleri Haydar sormalı. sen... Vallahi bizde de öyle ya. Mıy 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 Bitcoin'de. Hemen tweet atıp geliyorum ben. Haydar top sende. Herkese iyi akşamlar. Tekrardan hoş geldiniz. Kemal abi ağrıların geçti mi? Abi biraz daha iyiyim, böyle toparladım biraz daha ama 2 gündür yıktı beni ya, bildiğim var ya. Allah kimseye vermesin böyle bir şey ya. Anlayabiliyorum. Allah. Ben Ben de o ilk zaman defa bu kadar uzun toparlıyorum. oldu. Yani normalde ya ağrı girdikten sonra yatardım, böyle 2-3 saat yattıktan sonra rahatlardım ama bu sefer 2 gündür dün ayrılı yattım, sabah ağrıyla kalktım, öyle söyleyeyim yani. Ama şimdi Fena daha abi iyi. ya. Evet. Önce sağlık abi. Her şeyden önce sağlık. Kesinlikle abi, kesinlikle. Yani o başa geldiği zaman kıymetini Aynen. biliyoruz da. Bence bunda işte şey de etkili oluyor. Yani bu kripto işi bizi çok ekrana bağladı. Yani gözümüzü açıyoruz kripto, kapatıyoruz kripto, gece alarma kalkıyoruz kripto. Yani işe giderken kripto, işte kripto. Yani tüm hayatımızı bence aslında bağlıyor. Bundan biraz vazgeçmemiz lazım. Yani Kesinlikle. ayarlamamız lazım. O ayarı sağlayamadığımız zaman tüm dengeleri bozuyor bence ya. %100 abi, %100 hemfikirim. Biz şey yapabiliyoruz yani, artık ben bazen bakmadan durabiliyorum yani. O seviyeye getirdim kendimi ama dediğim gibi sonuç olarak vaktimizin çoğunu buraya vermeye başladık. Zaman zaman ev aksıyor. Zaman zaman bakıyorsun ki ya ben ne yapıyorum diyorsun yani. Her şeyimi buraya adadım. Ama bu piyasada böyle çekiyor kendisini yani. Bakmadan duramıyorsun. İşlemin olmasa bile açıp bakıyorsun yani. Ne var ne Aynen yok abi, gibisinden. işlem olmasına gerek yok. Yani bir işlemin açık olmasına gerek yok. Yani spot ayrı, zaten spotta sıkıntı yok ama diğer tarafta plan işlem yaparken işlemin olmasına, açık olmasına gerek. Acaba bir şey yakalar mıyım o esnada? Bir vurkaç yapar mıyım? Sürekli gözümüzün bir ucu orada oluyor. Hayattan koparıyor aslında bizi. Bundan biraz kopmamız lazım genel anlamda. Kesinlikle. Bilal sen ne yapıyorsun? İyiyim abi, çok şükür. Sizleri sormalı, nasıl geçiyor? Çok şükür. Sen de bakıyor musun sürekli ekrana? Sen biraz sıyrılabiliyorsun ya, bildiğim Abi ben kadarıyla. çok şey yapmıyorum ya. Nasıl söyleyeyim? Özellikle hatta sen daha yakinen biliyorsun. Ben bazen hani Evet. hiç boyunca ekrana dahi bakmadığım oluyor. Ben çok fazla tutkun olmak istemiyorum çünkü bağladı mı uykusuz gecelerimiz çok oluyor öyle olunca. Aynen öyle. Yani maalesef öyle aslında. Paranın satın alamayacağı tek şey zaman. Geçen Kesinlikle. zamanı kazandığımız tüm paraları üst üste koysak yine geri getiremiyoruz. Para kazanacağız diye vazgeçtiklerimiz neler? Bence onların bir analizini yapmak lazım. Gecenin dördünde beşinde yattığımızda sabah kalkamıyoruz, ailemize zaman ayıramıyoruz. Kendimize, en önemlisi kendimize zaman ayıramıyoruz. O sebeple Kemal abinin dediği gibi bence bu bilince ulaşmamız lazım.
o bilinçte şu: para tamam kazanıyoruz ama parayı harcamadıktan sonra ya da sevdiklerimizle güzel zaman geçirmek için bir araç olarak kullanmadıktan sonra bence hiçbir anlamı yok. Bir açıdan da şöyle bakıyorum abi ben aslında. Yani şimdi çok daha yaşlarımız ilerlemedi. İlerleyen zamanlarda kendimize biraz daha fazla zaman satın alabilmek için şu anda zamanımızı harcıyoruz diye düşünüyorum. Kendimi avutuyorum böyle de aslında. Abi yarına çıkacağımızın şeyi yok. Nedenin Muhakkak. anladığına garantisi yok. Yani ne bileyim ya. Bu Ama bir söz zamanlarda var. da Ama bir söz var abi. Bugün ölecekmiş gibi öbür dünyaya, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya çalışın diyor. tamam, bu dünyaya çalışalım ama bu dünyaya çalışırken de o kazandığımız paradan kendimize keyif yapmak için bir şey yapalım. Stokçuluk veya istifçilik iyi bir şey değil. Kesinlikle haklısın abi. Yani stoklayayım ben parayı, stoklayayım ben istifliyim, ya yarına çıkacağımızın garanti yok. Harca be kardeşim, ben hep aynı şeyi söylüyorum. Kriptodan kazandığınız parayla ilk önce bir gazoz içmezseniz, yani soğuk bir gazoz içmezseniz yaz gününde anlayamazsınız o parayı kazandığınızı. Abi hiç Bir sorma. Ben 4 senedir cüzdana ata ata geçen bir baktım. İşte 25 bin Bitcoin olmuş. Ne yapsam diye düşünüyorum öyle abi, 25 bin Bitcoin'le bir yapılsa yapılsa dump yapılır abi, ben sana söylüyorum. bunu. Neyse Allah'tan yok o kadar abi ya. İnşallah bir gün olur abi. Yok İnşallah abi. olur. Abi olmasın. Bugün televizyon kanallarını şöyle dolandırırken kanalın bir tanesinde Kemal Sunal'ın bir filmi denk geldi. Kesin izlemişsinizdir. O Kadar Var Yemez diye bir filmi var. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bunu kaçırıyorlar işte fidye istiyorlar. Ortaklarından dahi fidye parası alamıyor. Herkes ölsün istiyor bir an önce kalan mirasa konmak için. Komplolarını kuruyorlar falan. Şöyle bir düşündüm. Yok ya dedim. Gerek yok o kadar paraya. Olmasın daha iyi. Bir de şey var abi, hani dedin ya, dahi ileride rahat zaman geçirebilmek için kasıyoruz diye, o tarz bir şey. Arada şey de gidiyor işte, gençlik de gidiyor yani. Çok fazla stres yaşıyorsun. Bir sevdiğim bir abim var. Şey diyor mesela, ben çok korkuyorum diyor, erken yaşta rahatsızlıklar çıkacak diye diyor. Öyle bir endişesi var yani, birkaç oğlu bunu söylüyor. Tabii ki bu kadar stresi vücudun kaldırması çok da mümkün değil. Normal bir insanın kaldırması mümkün değil. Hem de göbekten bağlı olduğumuz zaman çok da mümkün değil. Bu arada sevgili Başar Sevin, Yılmaz Yiğit sanırım, Gökhan Uysal, Burak Sezer, Enes buradaymış. Hoş geldin. Can Arık, hoş geldiniz. Onatrak, Felix, Pilay Artuka, Cihat Yıldız. Böyle bakıyorum. Yakup Yeşilaltun ve Ranzerfilm, hoş geldin. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şark abi Ranzer sormuş. Buradan Bitcoin alınır mı demiş. Olin abi. Tek Olur cevap abi olin. yani Ranzer usta. Usta. Buradan her yerden alınır yani. Bizim bunu Ranzerf'e Abi o da işte şey yapıyor bize baksana makarayı alıyor bizi. sormamız lazım bence. O zaman yavaştan başlayalım isterseniz. Bir Bitcoin'e bakalım. Sonra zaten programın aralarında da bakıyoruz. Herkesin bir Bitcoin'e bakış açısını bir merak ediyorum esasında. Haydar, senden mi başlayalım? Açıyorum ekranı. Tamam. Mehmet. Kemal abi, XRP'in var mı? Bakabilir miyiz? Ya da Doge mi bakalım sana? Nasıl istersin? Doge bakayım ben abi. Tamam, sen de Doge var abi. O zaman Bilal Ethereum'a çalışalım. Olur mu? Uygun mudur? Tabii ki. Tabii ki. Şöyle bir şeylere, ilk önce bir analara bakalım. Ondan sonra aralara bakabiliriz. Abdullah abi, LTC uygun mudur sana? Bakarım abi. Tamam. Var mı başka görev almayan? Ben Tether'e bakacağım, Tether'in grafiğine. Mehmet burada abi. Sen Tetere bak abi. Uzun vade ne yapar? Mehmet, majör Bitcoin hangisini istiyorsan.
şunu bakayım dediğin ne varsa bununla bir başlayalım. Sonrasında Ali Keklik sormuş, VNXM sormuş. Ben de ilgileniyorum VNXM'le. Dot var, CHZ sorulmuş. Sırayla elimizden geldiğince çift yönlü bakmaya çalışalım. Yine uyarımızı da tekrar edelim. Böyle çok konuşuyorum. Hem de Haydar'a zaman kazandırmak için. Biz burada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz altcoin Türk olarak. Tamamen amatör görüşümüzü çift yönlü. Hem yukarı doğru hem aşağı doğru beklentilerimizi sizinle paylaşıyoruz. Lütfen bizim söylediklerimizi ciddiye alarak demeyeyim ama bir şey olarak görmeyin. Kural olarak görmeyin. Biz iki yönlü bakıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Haydar'ım buyursunlar. Tamam abi, hemen şuradan da bir valla benim burada abi 4 saatlik baktığımda, hani akşamda bakmıştık ya, şuradaki işte direnç seviyesi oldu artık bu bölge. Bu arada ekran var değil mi? Var. Direnç bölgesi oldu bu bölge. Buranın geçilmesi ve üzerinde kalması önemli. Bir de burada 382'den şu hareket, 382 şurası. Ama böyle bir hani bat yapabilir. Bat yaparsa da D ayağı 54.520'ye tekabül eder. Ki oralara gelirse belki güzel bir ivme de yakalayabilir Bitcoin diye düşünüyorum. Şimdi bunu takip ediyorum ben kendim. Ben de böyle. Ama tabii neticede aşmamız gereken bölge sanırım, artık herkes 57.300'lerin aşılmasını bekliyor. Orası önem arz ediyor. Şu anda gidişat güzel. Dünkü gibi fake atmazsa umuyorum toparlayacaktır. Peki saat 3'e kadar gidecek süreçte bir yarım saatliğe de alırsak ya da saatliğe, bir de oradan bakarsak. Burhan hoş geldin kardeşim. Destansız efsane, sen de hoş geldin. Görmediğim varsa da özür dilerim. Yani şurada... Abi büyütelim mi o baktığın yeri? Ekranda çok seçilemiyor. Şuna böyle aslında hani çok doğru olmayabilir ama böyle Tobo diyesim var benim açıkçası. Ama şurası biraz daha böyle, burası çok aşağıda kaldı. Hoşuma gitmedi. Şurası biraz daha aşağı gelmiş olsaydı Tobo diyebilirdim. Ki deseydik de o zaman buradan böyle zaten çalışmış olacaktı. Hedefine bakalım bunun. Çok doğru bir Tobo değil. Yani bu da 52.000 seviyesini gösteriyor. Saatlikte gözümüze ne çarpar? Yani saatlikte de o Tobo gözükmüyor bile zaten. Yani abi böyle çok şey yok. Yani yine şu üzeri, 51.000 üzeri kalırsa benim için daha rahat olacaktır. Oradaki belirleyici noktayı 51.000 olarak mı yoksa 50.000 olarak mı alabiliriz? Yani bu ani artık 1000 dolarlık hareketler çok da ciddiye alınmıyor insanlar tarafından neredeyse. Şöyle abi, yani buradaki fraktal bölge üzeri, şuradan biraz küçülttüm. Şuradaki bir pin atayım buraya. Yani 51.025 üzerinde kalırsa en azından buradaki fraktal artık direncin üzerinde kalıp burayı destek ediniyor diyebiliriz. O yüzden 51.000 seviyesinin üzerine önemsiyorum ben. Teşekkür bu ediyorum. Bu şekilde ifade ederim. Ben teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Coin'lere geleceğiz. Ethereum'a bir bakalım. Bilelim. Tabii ki. Bunun gelmiştir diye düşünüyorum. Geldi. Şimdi Ethereum üzerinde şu şekilde günlükten başlamak istedim Ethereum için. 1535 dolarlardan bir atak yapmıştı, yaklaşık 2140 dolara kadar. Buradan sonra bir red yemişti bu. Burası Ethereum'un bir önceki ATH'ıydı. Buradan bir ABCD baktığımız zaman aslında Ethereum ATH seviyesinde hemen hemen red yedi. Daha sonra tekrardan bu desteği test etti ve en sonki Bitcoin'in düşmeden önceki dump'ına kadar Ethereum çok güzel gidiyordu. Keza ATH direnci diye adlandırabileceğimiz bölgenin üzerine 4 saatlik bir kapanış da gerçekleştirdi. Ancak günlük kapanışa baktığımız zaman üzerinde kalıcı olamadı ve çirkin bir iğneli görüntü oluşturdu Ethereum.
Ben özellikle 2082 dolar ile 2138 dolar arasındaki bölgeyi önemsiyorum. Ethereum da bu bölgenin altına düşmedikçe en azından yataya bağlı seyredecektir. Ancak Bitcoin'in hareketleri, Haydar hocamın bakmış olduğu grafikte Bitcoin hareketleri ne yönde etkileyecek? Ethereum da buna göre şekillenecektir. Ben Ethereum'un görüntüsünün Bitcoin'e göre daha güzel olduğunu düşünüyorum. En azından alt marketin Ethereum'un hareket etmesine ihtiyacı var. Bunu da düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar abi. İlerleyen saatlerde güncelleme yaparız isterseniz tekrar. Memnuniyetle, emeğine sağlık. Kemal Bir abi de senden eksa. buyur. Şey soracaktım. Orada bir obo gördüm ben bir iki yerde. Ne diyorsun? 4 saatlik Ethereum. Abi benim gözümde çok fazla hani bilir kişilik olarak taslamak istemiyorum. Bilir kişi gibi davranmak istemiyorum ama bence orası obo değil. Bana soracak olursanız. Bilmiyorum, anladın değil mi? Dediğin yeri anladın. Evet. Şark hocam ne der bilmiyorum bu konuda. Onlar bizden daha iyi bilirler ama. Estağfurullah. Estağfurullah. Katılıyorum ben de size. Siz söylediklerine. Ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Kemal abi XRP alabilir miyiz? Bende Doge vardı abi. Ha pardon. Pardon özür dilerim. Ben XRP'de kaldım. Özür dilerim. Yaşlanıyorum Kemal abi. İdare et işte. Estağfurullah abi. Bir yandan ben de hızlı bir kahve yaptım şöyle de. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Abi ne oldu şurada 5-6 sene sonra yarım asırı devireceğiz. Doge ile ilgileniyorsun bu arada değil mi abi? Yani hani abi ben evet şu aralar Doge ile ilgileniyorum sadece. Aşk yaşıyorlar abi, ilgilenmekten de öte. Evet, ilgilenmekten ziyade daha fazla bir bağlantımız var onunla. Ama genellikle aşağı yönlü ilgileniyorum şu aralar, onu belirtmeyi isterim. Yukarı yönlü taraflarına pek bakmıyorum çünkü ne yapacağı pek belli olmuyor. Şimdi şöyle günlükten geldiğimizde abi Doge'de zaten grafiği görebiliyoruz. Ekranım var değil mi bu arada, ben anlatıyorum ama. Evet evet geldi abi. Evet. Yani günlüğe baktığımız zaman zaten yaptığı hareketi görüyoruz genel anlamda. O yüzden çok fazla yukarı yönlü ilgilenmek istemiyorum. Tabii herhangi bir şey durumunda, heap durumunda gene her şey değişebilir. 4 saatlik baktığımızda ikili tepe gibi nitelendirebileceğimiz bir alan oluşmuştu burada. Boyun kırılımı gerçekleşti aslında oraya bakarsak. Ama tekrar hızlı bir dönüş yaptı. Bitcoin'in şeyiyle, yükselmesiyle tekrar o hızlı düşüşten sonra. Devamını getiremedi aşağıya doğru. Buradan bir Fibonacci ile baktığım zaman ikili tepe olarak düşünürsek burada bir 26-18 görebiliriz diye düşünüyorum kendimce. Buraya kadar daha ulaşamadı seviyemiz ama oluşursa güzel bir gene düşüş yakalayabileceğimizi düşünüyorum bunda. Genel anlamda görüntümüz bu şekilde. Daha fazla aşağıya doğru zaten inmek istersek de göreceğimiz şey aynı. Burada şu anda bir yükselen trend olarak bakabiliriz. Onu da aşağıya kırmış gözüküyor. Oradan alırsa aşağıya ilk desteği 230'lar olacak diye düşünüyorum. Onun haricinde çok fazla da bir incelenecek durumu yok aslında. Yukarı yönü düşünmek pek hoş değil şu anda benim bakış açımla. Emeğine abi, sağlık. Teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. XRP yoksa hazırda ben bakayım istersen abi. Sıradan devam edelim. Sonrasında bakalım istersen. Tamam, Abdullah abi tamam. Alayım. Aha, Abdullah abi alayım. Abdullah abi. Hayır, kayım hoş geldin bu arada. Ekran geldi mi? Veriyorum hemen abi. Geldi abi şu anda. Litecoin'de günlük yükselen trend kırılmış durumda. 4 saat diye geldiğimizde ise 220 doların altına indiği zaman vedalaşmamız gerekiyor. Vedalaşmamız için söylüyorum. Yeniden yükseliş trendine gelebilmemiz için ilk önce 247.98 seviyesini geçirip 283'te tekrardan bakmamız lazım. Haftalıkta ise
Nereden baksanız eski arkadaşımıza geldik. Bunun tekrar dönüşü olmayabilir. Yani trend de bozulduğu için ben pek olumlu bakmıyorum. Abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mehmet hangisine bakacaksın? Hazırlandın mı? Abi hazır değilse. Elinde hazırda bir şey yok ama sorulan herhangi bir major coin'e bakabiliriz. Hangisini bakalım? Tamam. Sen bir tane seç. Bu arada Ünal Dota baksın. Bu alanı hızlı geçmek istiyorum çünkü ondan sonra sorulan coin'lere geçelim. Abi hemen ekrana veriyorum. Dot demişken bir şey sorabilir miyim Ünal abi? Sen daha bilgilisin bu konuda. Coin'lerle ilgili bir haber var mı? Ne zaman olacak? Neyle ilgili anlamadım kardeşim. Dot'un mainnet'iyle ilgili. Bu çeyrekte galiba planlanıyordu diye biliyorum ama. Valla takip etmedim. Grafiksel olarak şuralardan beri takibimdeydi. Tabii almak nasip olmadı ayrı bir konu da. Şöyle bir görüntüsü vardı. Burada bayrak beklentim vardı benim yukarı yönlü. Onu aşağı kırdı. Şuradaki fraktal desteğinden de destek almış gibi görünüyor şu an için. Hani Dot'ta yön aşağı gibi görünüyor. Yani şuranın altına mum kapanırsa ben elimde olsaydı bunu tutmazdım diye düşünüyorum. Burada belki bir ikili dip yapıp yukarı yönelmeye çalışabilir. İzlemek lazım. Yani sonra arkadaşım için böyle takip edebilir. Grafik kanalda da paylaşırım birazdan. 4 aslında bütün coinlerde neredeyse ikili dip formasyonu var demişti galiba. Haydar. Şimdi grafiği sıfırlayalım. Evet abi, birçoğunda var. Yani en azından ihtimal var diyelim. Evet. Yani henüz Dot için şu an bunu söylemek biraz zor gibi ama en azından öyle bir ihtimal söz konusu. Teşekkür ederim Mehmet. Ben teşekkür ederim. Burada mısın Mehmet? CXP sorulmuş bir de. Bakayım. Tamam. Varsa benim. Haydar XRP'ye geçelim. Hemen. Bu arada ben bir soru sorabilir miyim? Lütfen. Yani şimdi ikili dip ihtimalinden konuşuyoruz. Evet, yani ben de şu anda içerideyim. İkili dibin çalışması tabii ki benim de işime gelir. Ancak nedense düşüş hareketini düzeltmesi gibi geliyor bir hareket. Bir dip daha yapmasını bekliyorum genel olarak piyasanın. Siz ne dersiniz? Burada şey önemli. Bitcoin 45'leri görürse ya da 43 seviyesini, dediğine katılıyorum. Ama işte dediğimiz seviyelerde 51 bin üzerinde falan kalırsa buradan ikili dibe çevirebilirler. Aslında şu anda %100 Bitcoin'in hareketine bağlandı coinler. Çünkü baktığımızda zaten sorulan şeylere de bakarız, grafiklere. Birçoğunda bu görüntü var. Ama o dediğimiz hani grafiklerde de gözüken işte alt taraftaki 43-45 bin seviyeleri muhtemelen dediğini yapar. En azından mesela XRP üzerinde de bir iğne var. Belki o iğneyi doldurabilir de yani. Teşekkür ediyorum. XRP'ye geçelim. Burada da böyle dediğim gibi yani görüntü bu. Destekten sekti. En azından ikili dip diye alacağımız yer. Şuradan aldım. Şimdi burada önemli nokta 1.16 boyun bölgesi oluyor. İkili dip üzerinden konuşursak. Yani ikili dip demesek bile zaten ben burayı bir direnç olarak verebilirdim. Hatta şu bölgeyi şöyle verebilirdim. Yani direnç olarak. Şu içine hemen bir dolduralım birazcık. Direnç olduğu belli olsun. Böyle yaptığımızda zaten burada bir fraktal direnciyle karşılaşır diyebilirdim. 1.16'nın üzerine çıkarsa 1.31 ikili dip hedefi olur. Şu önemli, 1.16'nın üzerinde ayrıca burada hani düşeni kırma diye tabir edeceğimiz olay gerçekleşir. O yüzden 1.16'dan sonra 1.20 seviyesini önemsiyorum XRP'de. İşte RSI'de de uyumsuzluk mevcut.
bu doğrultuda hareket ederim XRP için. Elimde olanlar artık burada 1 doların altında stop etsinler. Edebilirler. Eğer birilerinin dediği olay gerçekleşecek olursa yani ve Bitcoin de aşağı salınım yaparsa muhtemelen şuradaki kalabalık bölgeye, bu iğneli bölgeye inmek isteyebilir. O da 0.87, 0.88 seviyesi olur. Onun üzerinde 1.30 görüp devam ederse üstteki dirençleri zaten tekrar güncelleriz. O zaman ben tekrardan bu bölgeyi direnç olarak alırım. Bu bölgeyi direnç olarak alırım ve bu bölgeyi direnç olarak alırım. Kendi özelimde böyle grafiklerde hedef verirken hani ara dirençleri vermeye çalışıyorum. Hani parçalı işlem yaptığım için kendim oralarda tepkilere göre gerekirse satış yapıp direncin üzerine çıktığında tekrar yeni bir alım yapmaya çalışırım. O yüzden böyle ara dirençler veriyorum ki bir kere de işte bunun hedefi işte 1.8 dolar demektense aralarda bir iki direnç daha belirtip ki oyalanıyorlar buradaki hareketlere de baktığımızda o şekilde bir strateji belirlenebilir diyorum. Teşekkür ediyorum Haydar. Şöyle söyleyeyim, sürekli aynı coinleri yazdığınız zaman hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü ben burada bir sıralamayı alıyorum ve alt alta yazıyorum. Bazen kaçırdıklarım olduğunda siz uyarıyorsunuz ama sürekli aynı şeyi yazmanız burada sizi ön plana çıkartmıyor. Tamamıyla sıradan gitmeye çalışıyoruz. O sebeple de lütfen hani kanalda büyük harfle ve tekrar eden, repeat eden şeyler yazmazsanız seviniriz. Daha verimli geçer. Bilelim, VNXM bakabilir misin? CHZ'yi Volkan Hocam, gelirse eğer Volkan Hoca'dan dinlemek istiyorum. Kemal abi, ada sende olsun. Kusama'yı Mehmet bakabilir misin? Şimdilik bunlar var. İsterseniz başlayalım. VNXM'den başlayalım. VNXM değil mi abi benimki? Evet, evet. Hem de sen de ilk defa bir ara takip ediyordun galiba VNXM'i. Beraber takip ediyorduk hatta. Evet, ama ben hiç alım satım yapmadım VNXM'de. Dün de galiba güzel bir hareket gerçekleştirdi. Evet. Şöyle çizelim. Yani günlükte açıkça söylemek gerekirse 74-60 seviyesinin üzerinde kalması olumlu bir gösterge. Her ne kadar piyasa Bitcoin'e bağlı olsa da ve Bitcoin'den bir düşüş hareketi de yükseliş hareketi de bekleyecek olsak da bu VNXM'in yeni ATH denemesi son zamanlardaki gerçekten olumlu gözüküyor. Temel analiz boyutunda bir bilgim yok ancak hemen hemen ATH bölgesini zorladığını görüyorum. Yani ben burada 74 dolar seviyesinde bir test beklenebilir. Oradan alım yönlü bir işlem düşünülebilir diye düşünüyorum. Ancak şurada ciddi satış yediği bir bölge var. Bu da yaklaşık olarak 84-90 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanış ile birlikte daha güvenli bir alım yönlü işlemi denilebilir. Ancak şu anda benim için 74-60 seviyesinin test edilmesi muhtemeldir. Teşekkür ediyorum. Kemal abi. Hemen veriyorum abi. Teşekkür ederim. Bir haber gelmiş galiba. Stablecoin Paxos ABD'de banka açmak için ön izin aldı diye. Umarım doğrudur ve piyasayı etkiler yukarı yönlü. Abi zaten şey olmuyor mu artık? Düşüş trendler kırılmaya başladığında bir olumsuz haber geliyor. Evet. Böyle hafif toparlanma emareleri ya da o durgunluğun son zamanları böyle bir olumlu haber geliyor. Aslında şey oluyor burada işte. Teknik, hani söyleriz ya, bazen teknik hazırlıyor. Arkadan da bir haberle hedefler bir şekilde düşüş ya da yükseliş geliyor. İnşallah dediğin gibi doğrudur da rahatlama gelir piyasaya. İnşallah. Kemal abim. Abi ada da güzel bir yükseliş gösteren coinler arasında zaten biliyorsunuz günlükte. Günlükte en son baktığım, takip ettiğim alanda böyle bir kamamsı, bayramsı bir hedef tarzı bir şeyler vardı. Ama burada bir order block var. Konuşamadım, pardon. Order block'umuz var.
1.16 ile 1.25 arası. 1.25'in kırılması lazım bence yükseliş için. Eğer kıramaz ve aşağıya sarkmaya devam ederse ilk desteği 0.91 olacaktır buranın. Hem destek hem direnç olarak çalışmış bir alan olacak bize. Biraz fazla iğnelemeye başladı adada. Aşağılara gidiyor ama hızlı alıcı buluyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla son 1-2 aydır her inişinde hızlıca bir alıcı buluyor. Temel olarak etkisi var diye biliyorum. Temeline hiç bakmamıştım bunu. Takip ettiğim bir coin değil normalde. Hiç alıp sattığım da bir coin değil benim genel anlamda. Ama sadece bir çizim çalışması yapmışız. Ben de görüntü böyle. Şu an için olumlu gözüküyor. Dönüşü aşağıya kırmazsa ve bloğu yukarıya doğru kırmayı becerebilirse ilk göreceği hedeflerimiz 1.6'lar olmasını beklerim abi adada. Kötü senaryoda nerede stop olursun ve nereye gidebilir abi? Abi alt bloğun altında kapanış yaptığı an, yani birin altında kapanış yaptığı an ben elimde tutuyor olsam stoplarım bunu. Her ihtimale karşı ne olacağını bilmiyorum. Çünkü onun altından şuradaki boşluk alanı bizim için çok çok sıkıntılı. İlk destek alacağı yer 0.4'ler kadar bile olabilir. Günlük bazda söylüyorum bunu tabii. Buraya iğne dağıtıp devam da edebilir. Ama hele ki marjin işlemlerde falan bir bile çok sıkıntılı. Şunun altına sarkar sarkmaz. Yani 1.07'nin altında bir mum kapatır kapatmaz direkt stop olmayı düşünürüm ben bu coin'de. Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü alt tarafa baktığın zaman hiç tutacak, elle tutulacak bir yanı yok gibi gözüküyor. Aynen, aynen. Çok boşluk böyle. İşin kötüsü abi tüm dolar pariteli şu anda grafiklerde aynı durumu görüyoruz. Ama genel anlamda paylaşımlara baktığımızda şu anda artık dolar paylaşımlarından ziyade BTC bazlı paylaşımlar dikkat çekmeye başladı piyasada. Ama bence bu her ne kadar olumlu gözükse de bence şu anda bir dezavantaj diye düşünüyorum. Şahsi kanaatim bu tamamen. Şahsi düşüncem. Çünkü BTC bazlı beklediğimiz yükselişler eğer ki gelmezse çok kişi içeride kalır. Yani dikkatli olmakta, tedbiri elden bırakmamakta fayda var diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Hatta geçmiş yayınlarda da hep uyardık. Altların canlanabilmesi için önce BTC'nin düşmesi gerekirdi demiştik. BTC düştü ama altlarda yine az da olsa hareketlenmeler var diye düşünüyorum ben. Yani 3 günde bir %10 gibi bir şey veriyor. Bonus veriyor diye düşünüyorum ben de. Evet abi haklısın ama şimdi bir de çok konuşulan bir şey var piyasada. Dominans grafiği biliyorsun. Geçen gün de konuştuk bunu ama yine bir tekrar etmekte fayda var. Dominans grafiğine bakarken sadece Bitcoin dominansa bakmak bir şey ifade etmeyecektir bence. Bitcoin'in sadece düşüşü bize bir şey vermeyecektir. Diğer dominans grafiklerine de bakmamız, Order, USDT veya benzer izlediğine de kaldığımız coin'in dominans grafiğine de bakmak lazım ki onlara bir para akışı var mı, paranın yönünü tespit etmemiz lazım. İşlem açarken bunlara dikkat edersek daha sağlıklı sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Abi o zaman bir bakabilir miyiz? Hani dominans grafiğine de senin gözünden bakmamız mümkün mü? Abi dominans grafiğimizi, evet çok güzel bir düşüşü var. Yani şöyle uzun süreli bir grafiğim var. Hatta burada benim bir desteğim vardı. O destekten tekrar dominans bir dönüş aldı. Şu geçenki düşüşün sonrasında tam hatta bakayım noktasal dönmüş. Bayağıdır da bakmıyordum ama evet 50.11'den güzel bir dönüş almış burada. Aynı zamanda burada düşüşü gördükten sonra ben USDT'ye bakarım. USDT dominansta da artış var. Yani bence bu Bitcoin'den çıkan para USDT'ye geçiyor şu an için. Herhangi bir yere kaymıyor. Bence mesela diğer altlarda yükselişi görebilmemiz için Ethereum'da yükselişi görebilmemiz için Ethereum dominansı da vardı bir yükseliş. Onu yanlış hatırlamıyorsam geçenlerde bakmıştım. Hatta bunu ben Twitter'da da paylaşmıştım. Buradan yukarıda kalıcı olmaz demiştim şu mumda. Aşağıya sarktı. Ümidim biraz gelmişti ama sonrasındaki şu artış hızlı bir şekilde Bitcoin'in düşmesine sebep oldu zaten. Para direkt dolara geçti. Bitcoin'i bozduran. Ve ondan sonra da çok fazla bir coin'lere geçiş olmadı şu an için gözüken alanda. Takip etmeye devam. Tabii bu anlık bize sonuç vermiyor. Biraz uzun vadeli baktığımız zaman sonuç alabiliyoruz. Onu da belirtmekte fayda var. Abi ağzına bilgine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kusama'ya geçebilir miyiz? Selamünaleyküm. Bu arada aleykümselam hocam hoş geldin. Bu arada Çağlar Kurye
kripto para birimi ön izleme onayı almış. Biraz önce söyledik bu haberi. Umarım olumlu da yansır dedik. Şu Pax'a şey mi abi? Evet. Hocam o konuda da sen bir baksan da bize bir bilgi versen olur mu? Volkan Hocam. Neye? Habere mi? Evet, bir haberi hani böyle bir incelersen, ben sana ilerleyen zamanda şey versem, söz versem. Tamam, olur. Teşekkür ederim. Kusama'ya Abdullah abi sen mi bakacaktın? Abi ben baktım. Heh, Mehmet özür dilerim. Dünyanın en iyi coin'ini bulmuş arkadaş, kim sorduysa. Hemen ekranımı yansıtıyorum abi. Volkan Hocam parti kurulma öneriliyor bu arada. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Abi, ne kadar bu coin dipten 1262 %1262 artmış ve alım noktası yani şurada alınırmış. DeFi coin. Alındıktan sonra hiçbir yerde satılmazmış yani. Trendi asla bozmamış. Çok çok iyi yükselmiş. Müthiş gitmiş. Binance'de de var. Ben KuCoin'den bakıyorum ama en eski grafik KuCoin'deydi. Şimdi burada trend devam ediyor. Mükemmel bir trendi var. Çok sadık trendine. Şurada bir düşüş emaresi göstermiş ama korkutmamalı bence bu düşüş. Şurası arz talep bölgesi. Şu bölge. Gelirse buradan tekrardan yukarı yönlü devam etmesini bekleriz. Şunu kaldırayım. Buradan eğer gelip şurayı kırarsa ve aşağıda çok fazla mum bırakırsa satış yönlü işlem düşünülebilir. Spot'ta alsaydın nereden alırdın? Nereye stop koyardın? Ve hedefin ne olurdu Mehmet? Abi spot'tan alacak olsam hemen şunları bir sildim. Şu geniş aralığa bakalım, 245 ile 205 aralığına en az 10 tane emir dizerdim. Atıyorum 1000 dolarlık alacak veya 100 dolarlık alacaksam 10'ar dolara bölüp 205 ile 245 aralığına alım dizerdim. Buradan en yüksekten aldığım zaman stopum yaklaşık %20 olacak. Ama buradan kazanç oranım da en yüksekten aldığım zaman yine bir önceki tepe %60 olacak. Yani 4x'lik bir ROE var. Daha doğrusu aynen doğru. Şuradan hesaplayalım. Şurada %20 stopa karşılık %60. Yani 3.14'lük bir ROE var. Bu da beni kurtarır. Çok yüksek paralarla işlem almam çünkü %20 stop oldukça yüksek. Özellikle spot tarafta. Güzel duruyor. Elinizde varsa şu bölge beklenebilir. Elinizde yoksa da bu bölge beklenebilir. Yanılmıyorsam DeFi coin'iydi. Evet, DeFi coin'i. O zaman şöyle ekstrem bir tavsiye daha vereyim. Bu zamanlarda yani son böyle bir ay içinde DeFi coinlerinin performansına ufak bir araştırma yaparsanız muhtemelen bu da diğer DeFi coinleriyle birlikte korele gidecektir. Onlarla birlikte burada da alım düşünülebilir. Polkadot altyapısıyla hizmet veriyor şey. Şu anda baktığımda Kusama. 307 dolarlık bir fiyatı var şu anda. Markette de 45. sırada yer alıyor. Hani bu arada ben bunu ilk defa duydum. İlk defa az önce çizdim bu grafiği. Teşekkür ediyorum Mehmet. Hocam CHZ'ye bakabilir misin Volkan Hocam? Tamam, bakayım. Aylar önce bir 618 vardı Volkan Hocam'ın CHZ'de. Bir dakika, ekranı paylaşacağım. Bilal, dent hazırlanır mısın? Tabii ki. Dün bakamamıştık, doğru. Volkan Hocam CHZ'ye bakıyor. Abdullah abi niye Volkan Hocam'dan sonra alacağım. Kutum, Haydar.
Kemal abim, sen de uygun olursan CXP'ye bakabilir miyiz ilerleyen dönemde? Oo, Solana'yı atlamışız bu arada. Neyse, onu da. Sol iyi gidiyor galiba. Yani sol grafiğine bakmaktan ziyade gidiyor. Şimdi hocam CHZ şöyle. Şuradaki tepeden sonra bir buranın, bu tepenin kırılımı olmuştu. Buranın retestinde çok güzel bir giriş yeri şurasıydı. Fiyat nedir hocam? Fiyat 3 sent hocam. Tamam. 3 sentten zaten güzel bir koşu yaptı. Ne kadar bir yüzdeye sahip oradan bir bakalım. %2941'lik bir yükseliş yaptı. Şurada herkesin beklediği ATH'tan sonraki işte şurayı bir şey yapar mı, çanak yapar mı beklentisi vardı. Yanılmıyorsam ben bakmıyordum ama görüyordum grafikler. Tabi oraya gelemedi. Kırılım olsaydı üzerinde kapanışta alınırdı. Aynı bu şu şekilde üzerinde kapanıp retestinde alınabilirdi. Ama bunu yapmadı. Şu an baktığımızda da şöyle bir çizgi alalım. Şurada bir iğneli dibi var. Yani bunda şey saymayacağım. Trend saymayacağım çünkü şurada çok impulsif, fazla impulsif bir hareketi var. Son gördüğüm dip şurası. Buranın altında mum kapanışı sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum CHZ'de. Bu günlük bir grafik. Bir iğne atmış zaten. Sonrasında tekrar kendini yukarı çekmiş. Bitcoin'de gördüğümüz gibi de bir pin bar var burada fark ettiyseniz. Şu. Buranın altında kalmadığı sürece çok problem olmayabilir ama aksi durumda az önce adaya bakmıştınız sanırım, bomboştu. Şurada görüldüğü gibi CHZ'nin altı da bomboş. İlk hedef olarak şuralar seviyesine gelebilir. Buralar tutmazsa tekrar şuralar düşünülebilir. Şurası çok kritik dediğim gibi. Yükseliş yönlü bir şey bekliyorsak da buradan tepki alacaksa şu bir önceki tepenin geçilmesi gerekiyor. 84 sentin geçilmesi gerekiyor. Bu arada 3 sentten gerçekten 94 sente çok yüksek bir kar oranı sağladı. Bayağı insan da bundan para kazandı. Umarım çok hala gidecek diye bekleyip karını almayan olmamıştır fazla. Şu an CZ'de gördüğüm bu şekilde. Bir de 4 sent. Hocam son stopun neresi? Onu öğrenmek istiyorum. Son stopun artık buradan sonra ben bakmam dediğin yer. Yani şöyle 4 saatliğe geçince bir şey sayılabilir burada. Trend sayımı yapılabilir. Hızlıca oradan bahsedeyim. Ona göre de son yerimi söyleyeyim hocam. Şuradan başlıyorum. Şu indikatörü de bir kaldıralım. Burada bir dip yapmışız. Bir tepemiz var ama bir önceki tepeyi geçmemişiz. Bir sonraki düzeltmenin dibi bir önceki dipten yukarıda. Gayet güzel bir görüntü. Şuradaki tepe bir önceki tepenin üstünde yükseliş trendine dönüş onayını alıyor burada. Tekrar bir düzeltmesi var. Bir önceki dipten yüksekteyiz. Şurada küçük bir dalga var sanırım. Fibonacci hattımızda görünür. Sonra burada bir önceki tepeyi hızlıca geçmiş. Yine bir tepe yapmış. Şurada yoktur. Direkt şurayı alabiliriz. Ama şöyle bakıldığında şurayı işaretleyeyim. Bir önceki dibimiz şurasıydı ya, 50 sent civarı. Şu şeyde mumda iğne atmış ama mum kapanışı şeyinde altında yapmamış. O yüzden bir sıkıntı görünmemiş burada. Bir sonraki mumda da yok ama daha sonraki şu mumda bir altında kapanış görüyoruz. Bu da düşüş trendine döndüğünü onaylıyor bizim için 4 saatlikte. Dalga sayımına devam edecek olursak yeni bir alçak tepe yapmış, yeni bir yüksek dip yapmış, yeni bir tepeyi denemiş ama bir önceki tepeyi geçememiş. Hala bir yükseliş trendine dönüş yok. Bir önceki dibimiz şurası. Görüldüğü gibi şunun altında kapattığı için şurada da düşüş trendi devam ediyor burada. Yani son dibimiz şurası oluyor.
Son dibimiz burası oluyor. Buradan hemen bir fibo atayım. Onu da söyleyeyim. Son dalgadan. Evet, 382 düzeltmesini yapmış. Öyle olduğunda şu son dalga düzeltmesi. Şu an hala düşüş trendindeyiz. O yüzden CHZ'ye bir alım yapılması söz konusu olmamalı. Orada MEK uyandı. Son şeyim şu olur hocam. Son dibin altında kapanış yaparsa ki bu zaten düşüş trendinde. Bu yukarı yönlü gidemezse şayet yeni bir düşen ne derler yüksek dip yapamaz. Şu şekilde bir hareket yapamazsa bunun hedefi aşağısı olacak. Çünkü düşüş trendinde düzeltmesini yaptı. Daha da aşağıya gidecek. O da şöyle bakıldığında muhtemelen şuradaki seviyelere gelecektir. Yani şu an ben CHZ'de pozisyon almak istemem. Pozisyonum varsa da bilemedim. Yani şu şeyin 36 saatin altında stop olurdum hocam ya bunda. Hala düşüş trendinde 4 saatlikte bu. Hocam teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Eyvallah. Ağzına sağlık. Solana var. Solana'yı da soracağım. Haydar, sendeyiz. Neye bakıyoruz? Bakayım abi. Solana'ya mı? Olur. Bu arada bilelim. Yine bir BTC'de 51 binden dönüş. 50.734'teyiz şu anda. Binance verilerine göre. Bir haftalıktan başlayalım mı şeye? Başlayalım abi. Hatta aylıktan bir başlayalım. Aylıkta bir şey çıkmayabilir de. Aylıkta bir şey çıkmaz da haftalıkta. Buradan sonra zaten hiç kırmızı bir kapanış yok. Günlüğe gelelim. Şurada bir simetrik üçgen var ya, bir şey yapmış. Muhtemelen hedefini almıştır. 4 saatlik televizyon Bilal atmıştı bugün. Şuradaydı sanırım. Yani çok nizami değil ama bir Bilal daha geriden almıştın sen galiba bu kanalı. Yo, aslında tam olarak oradan almıştım ben de. Ya buradan şu anda hani ending channel görüntüsü var ama işte bir yapmış. Şurada bir yapmış. Buradan şöyle bir hareket yapabilir. Hani buradan aşağı yönlü bir hareket beklemek mümkün olacaktır. Orta bandı tutum tutunmaması ile birlikte çok iyi yükseldi. Özellikle Bitcoin'in bu düşüş hareketinde, piyasanın bu sıkıcı halinde güzel yükseldi. Şimdi burada neye dikkat etmek lazım? Solana'nın şu seviyenin üzerinde kalıcı olması gerekli. 41.600'ün üzerinde kalıcı olması gerekli. Ve 45 dolar, 46 dolar seviyesindeki tepkisini ölçmek gerekli. Buradan red yemesi muhtemel. Bu yapı buradan dönüp aşağıya gelirse ending channel ihtimalinden söz edebiliriz. Onun da hedefi ne olur? Önce düşüşü verelim bu sefer. Bu şeyi de bozuyor ya. Logaritmikte niye böyle oluyor bu kanallar? Şöyle oturtmaya çalışayım kabaca. Şimdi bu yükselen trendin sonlandığını işaret eden bir formasyon. Tabii çok erken bunları söylemek için. Dediğim gibi 41 doların üzerinde kalıp 46 dolardaki tepkisini ölçmek gerek.
buraya gelir 36 dolar seviyesine gelip aşağıya kırarsa bekleyeceğimiz hedef aşağı yukarı 28 dolarlar olur. Bu bizim kötü senaryomuz olsun. Siliyorum. Şuradan bir düzeltme koyun, ölçelim. 786'ya gelmiş. Şöyle bir trend temelli bakarsak, yani dediğim gibi abi, yine burada 45 dolar önem arz ediyor. 45 doların üzerinde 50 ve daha üzeri hedeflere gelmesi muhtemel. Ama çok yükseldi diye çok fazla FOMO olmamak lazım. Ve özellikle bunda stopsuz işlem yapmamak lazım diye düşünüyorum. Son stop neresi? Abi son stop neresi? Şimdi ben vedalaşırım arkadaş. Arkama bile bakmam şimdilik diyeceğim yani. Yani burada maliyet önemli. Ama ben mesela kendi adıma söyleyeyim bunu. Şimdi diyelim ki elimde Solana var. Geldi. Burası önemli dediğim gibi. Benim elimde olsaydı ben şurada 38'in altında kalırsa stoplardım. Ha, burada maliyetim düşükse 34 doları beklerdim stoplamak için. Yani benim için iki seviye önemli burada. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bilal? Abi önce şöyle bir soru var. Buna cevap verebilir misiniz? Metin Kurt. Stopla ilgili bir soru. Şimdi ben stopu yüzde olarak, bir daha verir misin soruyu Bilal? Tabii ki. Yüzdelik soruyu sanırım arkadaş. Şöyle, stopun yüzde kaç altına satış vermek, satış emri vermek herhalde şey soruyor. Yüzde kaç stop olmalı diye soruyor beyefendi. Yani ben yüzdelik olarak stop hiç hesaplamadım. Yüzdelik olarak stop hesaplamana da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Yüzdelik yazdığımızda elimizde bir veri olmuyor. Diyelim ki işte 1 dolardan aldığımız coin'i %3 stoplu veriyoruz alta. Ama neye göre %3? Biz nasıl stop veriyoruz? Fraktal desteğimizi çiziyoruz. Diyoruz ki desteğin altında mum kapatırsa stop olmak gerekiyor. İşte az önce Mehmet mesela şeye baktı. Bir coin'e baktı. O coin'de stop seviyesi alış yerinden aşağıda %20 idi. Yani bunu kafadan söylemiyor bu adam. Çiziyor destek bölgesini. Desteğin altında kalırsa ve altında mum kapatırsa stop olalım diye ifade ediyoruz. Yani kesin bir yüzdelik yok. Ha, şunu görüyoruz Twitter'da ya da gruplarda. Ben de %3 ile stop olurum. %5 ile stop olurum. Ben saygı duymakla beraber katılmıyorum. Ama kazandırıyorsa ve insanların içi rahat ediyorsa kendi gönüllerine göre stop koysunlar. Bunun için standart bir yüzde yok ve yüzde ile iş yapılmamalı diye düşünüyorum. Çünkü o zaman çok fazla stop olma ihtimalimiz var. Şimdi günlük grafikte, haftalık grafikte bir işleme girmek için çizdiğimiz formasyonu bir kenara koyarak söylüyorum bunu. Çizdiğimiz destek bölgesinin işte alım yerinde destek bölgesinin altının aralığı %25, %30 olabilir. Ama grafiğimiz haftalıktır. Hedefi de ona göre çok yüksek olur. Şimdi burada biz işleme girerken bilmeliyiz ki ben bu işleme 10 dolar para attım. Stop olursam benim 25 dolar 2,5 dolar param gidecek. Yani %25'im gidecek. Ama hedefine giderse diyelim ki 6 dolar karım olacak. Bizim işleme girişte oyun planımız bu. Buna sadık kalmak durumundayız. Ama ben işte bu şartlarda işleme girmeyi düşünüp %3 stop atarsam para kazanmak zor olur. Çok fazla stop olunur. Ve açıkçası motivasyon düşer diye düşünüyorum. Çünkü bir yüzdelik stopun teknik bir desteği olması lazım. Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Şark hocam dent grafiği söylemiştim. Onu hazırlayayım ben hemen. Teşekkürler. İbrahim Bey, zararla ya da karla ilgili meblağ belirtmeyelim. Kasalarımızla ilgili meblağ belirtmeyelim. Bu sizin güvenliğiniz açısından önemli. Sizin güvenliğiniz açısından önemli. Kimsenin sizin ne kadar paranız olduğu,
ne kadar birikiminiz olduğunu öğrenmesine gerek yok. Yüzdelik olarak verirseniz biz de elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışırız. Öncelikle şunu belirteyim Dent üzerinde. Yani ben bu tarz hype'ı yüksek coinlerden bir tık uzak durmaya çalışıyorum. Sebebi de şu. Sadece yıl başında Dent almış bir insan en tepede geldiği zaman Dent %12.263'lük bir artış sağlamış olacaktı. Yani şimdi evet yandık bittik, kül olduk, düştük gibi kelimeler diyoruz. Dent %75'lik bir düşüş gerçekleştirdi son iğneye kadar ama %12.000 yapmış bir emtiadan, bir kripto paradan bahsediyoruz. Bunu da göz ardı etmemeliyiz. Şimdi 4 saatliğe geçecek olursak 90 seviyesinde çok güzel bir destek bölgesi vardı. Bu seviye daha önce çok güzel bir şekilde çalıştı. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte fiyat yaklaşık olarak şuradan destekten bakarsak %40'tan fazla bir düşüş gerçekleştirdi. İğneyi de dahil edersek şu şekilde %45'lik bir düşüş gerçekleştirdi. Ki burası bir trader'ın desteğin altına sarktığı için stop olması gereken bir bölge. Çünkü trend dönmüş oluyor. Günlükte de baktığımız zaman dönmüş oluyor ve yeni dipler aramak için yola koyuluyor diyebiliriz. Daha sonra bir sonraki destek bölgesi, yani beklenebilecek bir bölge 51 seviyeleriydi ki gördüğümüz üzere 51 seviyelerinden çok güzel bir tepki aldı. 51 seviyelerinden bir önceki destek bölgesi olan 90 seviyesine doğru yaklaşık olarak %80'lik bir artış gerçekleştirdi. Ki buna baktığımız zaman bütün şu işlemler, yani şurada stop olma ve bir sonraki destekten alma işlemi 3-4 gün içerisinde gerçekleşti. %40'lık bir zarardan kaçıldı ve %80'lik bir artış elde etme şansına sahip oldu insanlar. Tabii ki bu kuralına göre oynayanların, kuralına göre yapanların, bu işi kuralına göre yapanların tercih ettiği bir yoldur. Dent'i bu şekilde takip ediyorum. Benim için 90 üzerinde bir kapanış gerekli. Şu anda 90 üzerinde bir kapanış gelmediği müddetçe tekrardan bir dip yapabilme ihtimalini göz ardı etmiyorum. Aslında stop'un %50 konulmayacağının da bir göstergesi oldu. Sayıp gelmiş. Hayırlı geceler demiş. Sayıp Taman. Sevdiğim bir kardeşimdir. Şarkı Hocam Kadıköy'de görüşmüştük kendisiyle ama şöyle bir el ele tutuşup beyze gelmek kısmet olmadı pandemiden sonra inşallah. Ben bir araya girebilir miyim abi müsaade varsa? Tabii ki. Ya, sürekli ısrarla söylüyoruz ama pek dinlenmiyor galiba. Arkadaşlar büyük harfle yazarak şey anlatamazsınız. O yüzden küçük harflerle yazarsanız çift takip ediyoruz. Burada neredeyse 10 kişiyiz. Hep sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Lütfen büyük harfle yazmadan sorularınızı sorarsanız sırayla zaten bakılıyor coinlere. Bu konuda ısrar etmemenizi rica ederim. Yoksa engellemek zorunda kalacağız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim yine uyarıların için. Abdullah abi burada mısın? Buradayım abi. Neye bakacaktın abi? Bana, bende sol vardı ama solu yediler diyorsun. Yediler. Affet abi, affet. Hemen bakayım. Tamam, hemen Dash bakabilir misin abi? Bakayım be abi. Tamam, sen hazırlarken Kemal abiye bağlanayım ben. Kemal abi coin vermiş miydim? CXP'yi demiştim yanlış hatırlamıyorsam. CXP vardı abi, veriyorum hemen. Tamam, teşekkür ederim abi. Kutum demiştik, kime vermiştik kutumu? Haydar abiydi galiba o da. Tamam, Haydar abiye. Kemal abiden sonra Abdullah abiye geçelim. Ben de bu arada bir çay demleyeyim. Top mod Haydar'da olsun. İnsanlar hakikaten çok tedirgin ya. Binance güncellemesi var ya. Todex gibi yan etmesinler falan var yorumlarda. Abi valla çok üzücü şeyler görüyoruz ya maalesef. Şey gündemde Binance TR'nin globalle alakası olup olmadığı çok sorgulanmaya başladı. Abi Kemal abi grafiğin geldi bu arada. Abi muhabbet var diye girmedim ben. Bekliyorum sen. Buyur abicim, özür dilerim. Yok rica ederim. Ne demek abi?
CXP'de abi güzel bir yükseliş gördük bunda da tüm coinlerde gördüğümüz gibi. Günlük olarak bakıyorum şu anda. Günlük olarak bir kamu oluşumu vardı. Ben bunu takip ediyordum. Kamayı yukarı kırdı. Dedik herhalde yolunu alacak gibi. Ama son yukarı kırdığı alanda şöyle yakınlaşayım. Bir obomsu görüntü oluşturdu. Şöyle alırsam bunu da göstereyim. Kemal abi Wolfe'ye de benziyor ha 4 saatlikte. Günlükte var Değil mi abi? mıydı o? Evet. Ama Wolf biraz daha şey olması lazım abi ya. Evet Şunu yani biraz daha çok kısa kalsın. oyalanmış orada. Evet. Aynen. Ben biraz daha obomsu diyorum buna. Daha çok hoşuma gidiyor. Hatta şöyle hedefine de bakalım abi kabaca. Abi birebir yani. Şurası da obo dediğimiz kısmın hedefi olabilecek bir alanmış. Oraya kadar gelmiş. Oradan tekrar tepkisini aldı. Son alanda şunları kaldırmak istiyorum. Bir üçgenimiz var görüntüde. Hemen onu da göstermek istiyorum şöyle. Bir flag mi yapmış abi orada? Aynen abi, bir viriş fileğimiz var ve onu da kırdı aşağıya. Şu anda buradan bulunduğu alandan ikinci desteği alırsa şurayı kırmasını beklerim yukarıya devam etmesi için. Ama görüntüsü çok hoş değil. Son desteğinde şu anda. Bu desteği kırarsa kamanın ikinci desteğine kadar gelmesi yani 1.6-1.9 aralığına kadar gelmemesi işten bile değil gibi gözüküyor şu anda. Piyasanın hızlı bir düşüşüyle bu da günlük bazda oradan etkilenecektir diye düşünüyorum. Okama'nın alt hedefine doğru yol alacaktır diye düşünüyorum. Ara hedefi eğer aşağıya kırarsa. Ha, şu anda tepki almış gözüküyor fakat hala buralarda oyalanıyor. Yani buradan sonra yarınki gün kapanışı biraz daha önem arz ediyor. Çünkü bugünü buralarda kapatacak gibi gösteriyor. Ani bir hareket olmazsa 3'e kadar. Devam etmesi için yukarıya öncelikle 3.2'leri bir geçmesi lazım. Yukarı hedefler için diye görüyorum CXP'de ben şu anda. Bu arada daha önce bu kamanın içerisinde oluşan şurada bir kamam şey çanağımız vardı. Bu da çanak hedefini de aldı. Yani şurası aslında çanak hedefi bizim için. Şu noktada çanak hedefi. Orayı da aldı. Yani tüm hedefleri formasyonları çalıştırarak ilerliyor. O yüzden korkuyorum biraz daha. Yani bu formasyonları da çalıştırır ve aşağıya doğru devam ederse belki şu alan bile tutmayabilir bunu diye düşünüyorum. Abi sana gülmedim, özür dilerim. Yo estağfurullah abi, sıkıntı yok. Yusuf Bey'in yazdığını ekrana da veriyorum. Siz de okuyun. Ben atayım olmazsa renk olsun. Eyvallah. Abi bir tane soru sorulmuş. Es geçmeyelim bence. Tamam. Altcoin Türk olarak verilen eğitimlerin ücretli olup olmadığı hakkında bir yorum yapmış. Yazdı mı? Altcoin Türk çatısı altında verilen eğitimler sponsorlar ve partnerler aracılığıyla son kullanıcılara ücretsiz olarak iletiliyor. Bunu Twitter'dan takip edebilirsiniz. Dönem dönem temel ve teknik eğitim sınıfları açıyoruz. Hani herhangi bir ücreti yoktur ve olmayacaktır. Diyebilir miyiz? Bayramdan sonra da yeni bir sınıf açacağız. Evet, Doğrudur. buradan bir spoiler da aldık. Bizim iş gelirimizde son kullanıcıdan herhangi bir ücret almak yok. Kadıköy'de bulunan Altcoin Türk FTX Trader Base'e de gelirseniz hem Narkasa Akademi'de eğitimlerinizi tamamlamak için sizi yönlendiriyoruz ve bunların hiçbirinden ücret talep etmiyoruz. Bu arada bir arkadaşımız yazmıştı. Sanırım TOA'ydı. Hani burası bir üçkağıtçılık titan zinciri gibilerinden bir şey yazmıştı. Böyle düşünmenize saygı gösteriyorum. O zaman takip etmeyiniz. Buradaki insanlar gecenin bir yarısında zamanlarını ayırıp bir bilime dayalı olarak, teknik analiz bilimine dayalı olarak coinler hakkında yorumlarını yapıyorlar. Bu yorumlardan rahatsız oluyorsanız izlememenizi öneririm. Onun dışında izleyenlerin de vaktini çalıyorsunuz diye düşünüyorum. Anlayışınızdan
ötürü de teşekkür ediyorum. Kutumdayız abi. Kutumdayız ama bundan önce eğitimlerle de ilgili bir şey söylemek istiyorum. Eğitimleri biz sponsorlar ve partnerler sayesinde nasıl yapıyoruz? Twitter'dan diyoruz ki bu Twitter'e tweet edin, bir çekiliş yapacağız. Çekiliş sonunda da 25 kişilik sınıflar oluşturuyoruz. Ve teknik analiz atölyesi adı altında insanlara temel bilgileri vermeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız bütün yorumlar bizim geçmiş tecrübelerimize bağlı olarak gerçekleşiyor. Siz teknik analizi öğrendiğiniz zaman kripto para piyasasının şifresini çözmüş olmuyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken bunu bir iş gibi ciddiyetiyle görüp çizdiğiniz çizgilere uyum sağlamak ve psikolojinizi yönetmekten geçiyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde de işte bizim gibi itidalli davranıyorsunuz. İyi bir trader ne hangi pozisyon açtığını söylemez kimseye. Ben şuradan şunu alıyorum, buradan bunu alıyorum demez. O işine bakar. O parasını kazanmaya bakar. O sebeple de hani piyasada gördüğünüz sinyal gruplarından veya paralı gruplardan Altcoin Türk'ü ayrı tutmanızı öneriyorum. Buyursunlar. Haydar, sendeyim değil mi? Evet. Bilal, versene ekranı. Aynen. Tamam. Şöyle günlüğe bakalım bunda bir. Ne var, bir şey var mı? Kutumda iyi yükselmişti. O yüzden ben şimdi 4 saatlik bir şeyler gördüm, oradan şey yapayım. Şimdi buradaki belirlemiş olduğum destek bölgesinden daha önce de güzel bir direnç olarak çalışmış. 3 kere de kırılmış. Destek bölgesinden tepkisini almış. Şöyle bir trendi var. Hani renk belirtmeksizin şöyle çizeceğim. Devam edebilir bu şekilde. Ben burada bir harmonik gördüm. Tabii ihtimal üzerine söylüyorum bunu. Şöyle büyüteyim bunu, yakınlaştırayım. B noktası 0.5 seviyesinden dönmüş. Harmonik bat ihtimali var. Bu ihtimal içinde 13.3'ün kırılması gerek. Aynı zamanda şurada bir ABCD ihtimalimiz var yine. İhtimal diyorum. Bunlar gerçekleşmeden olacak diye ifade edemeyiz. ABCD'nin D noktası 15.2, harmonik batın D noktası da 15.4'e geliyor. Bunlar birer hedef değil. Harmoniklerde, çünkü ABCD de bir harmonik formasyondur. Harmonik formasyonlarda bizim çizdiğimiz D noktaları oraya kadar ulaşması beklenir. Ancak burası bir hedef değildir. Buraya ulaşırsa bir dönüş beklemek gerekir. Bunu sağlarken de işte harmoniyi çiziyoruz, ABCD'yi çizmeye çalışıyoruz ve D noktasına ulaştığı bölgede bir direnç ya da destek bekliyoruz. Oralardan dönüş bekleyip ona göre işlem açılabilir diyoruz. Yani burada bazen D noktası şurası diye belirtip işte 15 dolar hedefi var diye bir algı olmasın. Bu sıkıntıya düşürebilir. Ama görüntüsü bu. Desteğin üzerinde güzel duruyor şu anda. Bu şekilde takip edilebilir. Yani 13.3 seviyesi ve 15 seviyeleri önem arz eder. Stop'u soracaksın abi sanırım. Evet. Bundan sonra her yayında son stop'u soracağım. Evet. Stop noktamızda 10.8'in altında, hatta şu iğneyi de hadi bir tık daha şey yapayım, 10.5 altında stop olması gerekir. Orada stop olmazsak 9.5'ları hatta 8.9 gibi seviyeleri görmemiz mümkün. Haydar, ben bir soru sorabilir miyim? Buyur abi. Şimdi ABCD diyoruz ya. Evet, ABCD de sonuçta bir harmonik veya evet, işte Fibonacci temelli bir formasyon. ABCD arayabilmemiz için yeni bir impulsif hareket beklemeli miyiz? Mesela şu an çizdiğin harmonik var ya, harmonik olasılığı diyeyim daha doğrusu. Evet, evet. Burada ABCD bakıyor muyuz?
Çünkü şu an trend düşende. B hareketi düzeltme hareketi. Düşenin düzeltme evet. hareketi. Düşen trenddeyken yükselen yönlü ABC'de bakabilir miyiz? Şöyle bakıyoruz onda abi. Bir sağlama gibi düşünelim. Hani Gökhan Hoca da bu şekilde paylaşmıştı. Aslında bunu bir sağlama olarak yapıyoruz. Harmoni içindeki ABCD'yi ararken ya da aramalamayız sorusuna cevap olarak şunu söyleyebilmişti. İçerisinde ABCD hareketi varsa D noktasında tekabül ediyorsa aslında bir nevi dönüş için sağlama olarak bakılıyor harmoninin içinde. Anladım. O zaman tek başına ABCD aramıyoruz. Harmoninin içine uyumluysa. Aynen. Yani dediğini anladım. Bu hareketin içinde tek başına ABCD arayıp da oradan D noktasından dönüş beklemek bence de çok sağlıklı olmaz. Bu işte az evvel de söylediğim gibi pekiştireç amaçlı çiziliyor. Anladım. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Sağ ol abi. Abim teşekkür ederim. Abdullah abi bir türlü gelemedik sana. Şimdi gelelim mi? Abi bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Lütfen. Dünden beri birçok borsada şey haberi var. Bakım çalışması haberi var. Buna en büyüklerinden Binance de dahil. İşte Binance. Bazı Türk borsaları da var. İsimlerini vermeyeyim. İnsanlarda da haliyle acaba TODEX gibi olur mu? Ne yapalım? Ne edelim? Gibi sorular soruyorlar. Bugün de kanalda bayağı yazdılar. Yani şu an bizim bildiğimiz veya yapabileceğimiz pek bir şey yok. Borsanın resmi açıklamasına inanmak durumundayız. Hani bizim de sonuçta içeride borsalarda paralarımız var. Kaçar diyemiyoruz ama kaçamaz da diyemiyoruz. Herhangi bir sıkıntı olur olmaz da diyemiyoruz. Sadece borsadaki açıklamalar çok sıkı bir şekilde takip edilmeli. Böyle. Ben uyarın için teşekkür ediyorum. Evet, sorular da geliyor. Burada... Ben de bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim abi? Tabii abi, memnuniyetle, buyursunlar. Kusura bakma, böldüm gibi oldu estağfurullah, ama. Estağfurullah abi, buyursunlar. Olur mu öyle şey? Ya her ne kadar borsalarda işlem yapıyor olsak da ben bakiyemin %80'ini borsanın dışında tutmayı yeğliyorum abi. Nasıl tutuyorum? En basit benim yapabileceğim, yani bir donanım cüzdanına sahip olamıyorsanız diyelim ki. Bir donanım cüzdanı da tutabilirsiniz. Ona sahip olamıyorsanız. Ben en basit kendi önlemimi alabilmek için abi bir masaüstü cüzdan uygulaması indiriyorum. Spot olarak bekleyeceğim coinlerimi borsada tutmak yerine oraya alıyorum. Yani uzun vade olarak düşündüğüm coinlerimi oraya alıyorum. En azından bir hata yaparsam kendi hatamdan olacağını biliyorum. Yani geçen günkü başımıza gelen borsa kapanması olayında tüm bakiyemin içeride olduğunu düşünsek orada yapacağım işi bir işlem kalmayacaktı. Ama bakiyemin katlanılabilir bir kısmını borsada tutup bundan kar almak istediğim zaman sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum genel anlamda. Çünkü hiçbir borsa babamızın oğlu değil. Hiçbir yönetici babamızın oğlu değil oradakiler. Her an ne yapacaklarını bilmiyorum. Aynen Ramaz Hocam, Metamask gibi. Ben mesela Metamask'ta tutuyorum cüzdanlarımızı. Bu bakiyelerimi. Tüm kontrolü benim elimde. 12 haneli kod da benim elimde. Bunu istersem bir kere internete bağlayıp hızlı bir şekilde indirip herhangi bir uygulama yüklemediğim bir bilgisayarda tutarsam hiçbir sorun kalmıyor. Transfer ücretini yani buna katlanmak zorundayız. Ben bakiyemin %80'ini kaybetmektense orada vereceğim şu anda transfer ücretini göze alıyorum. Ve almak zorundayım. Hiçbirisi yani hiçbir borsa sahibi, ki geçmiş zamanlarda hepimiz kaç günlerdir konuşuyoruz, kapanan borsalarda kayıplarımız oldu. Bilirsiniz hepiniz Kriptopya. Benim çok param kaldı orada. Benim yani içeride çok büyük param kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yani ben orada tekrar bir sıfırladım sayılır. Yani çünkü o zaman orada biz ilk giren projelere girip bir şeyler almaya çalışıyorduk. Güzel de kazanıyorduk orada ilk zamanlarında. Sonra bir baktık bir sabah siteye erişemiyoruz. Ne yapacağımızı bilemedik. Yani şu anda hala öyle kapalı duruyor mesela. Ve bir daha da geri gelir mi? Mümkün değil. O yüzden kişisel önlemimizi almak bence bu konuda daha güzel diye düşünüyorum. Artı olarak, not olarak vermek istedim hocam.
Hocam teşekkür ederim. Bir şey soracağım. Bu masaüstü cüzdanlar %100 çözüm müdür? Bilmediğim için soruyorum tamamen. Anladım. %100 hocam internete bağlı bir sistemde %100 çözüm kesinlikle yoktur. Süper. Yani bir bilgisayarınız veya bu borsa olarak kullandığınız veya alım satım için kullandığınız ve internete bağlı olduğunuz sisteminizde her an her şeye açıksınız. Bilgisayarınıza bir tane trojan bulaşır. Ne yaptığınızı bilmez. Sizin o anda girdiğiniz şifrenizi alır götürür. Bilgisayarda kaydettiğiniz şeyleriniz varsa, seedleriniz varsa, tohum cüzdanla söyleyemedim. Seed kelimeleriniz mevcutsa bir şekilde onlara ulaşabilir. Cüzdanınızın kopyasını alabilir. Yani o yüzden internete bağlı olmayan bir şey her zaman güvenlidir. Ona lafım olmaz. Ama internete bağlıysa hiçbir şey %100 güvenli değildir. Hocam ben de şöyle bir öneride bulunabilir miyim? Nasıl ki paramızı sepet yapıyorsak bence de riskimizi dağıtmak için hem donanım cüzdanı hem diğer borsalara dağıtarak da bir yöntem izleyebiliriz diye düşünüyorum. Donanım cüzdanları konusunda fikirlerimi ben beyan etmeyeyim. Ben pek olumlu düşünmüyorum. O yüzden hani o konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirler. Ama ben %100 güvenli olarak donanım cüzdanlarını görmüyorum açıkçası. Neden görmüyorsun bilmiyorum hocam ama yani %100 dediğimiz gibi zaten %100 bir güven şu anda bir resmi bankada bile yok bence. Geçen akşam bir yerde konuşulmuştu. Şu anda bankada ne kadar paramız olursa olsun herhangi bir bankanın ters düşmesi durumunda devletimiz 150 bin liraya kadar olan kısmını karşılıyor. Üstüne zaten bir garanti vermiyor. Yani %100 güvenli diyebileceğimiz tek şey o zaman sabit bir altın alıp evde çelik kasada saklamanız lazım. Kasayı da işte duvara gömmemiz lazım. Üstüne de tablo koymamız lazım şu filmlerde gördüğümüz sahne gibi. Onu da kimsenin bilmemesi lazım. Yani oraya giriş içinde değişik değişik şeylerimiz olması. Ya gene %100 güven değil. Ya %100 güven diye hiçbir unsur bence yok. Hocam. Teşekkür ediyorum. Sevgili Onat Rak, ben de net söyleyeyim. Uzmanı olarak internete bağlı değil, hardware cüzdanı güvenlidir algısı yanlış. Bu konuda pek çok farklı fikir var. Ben kendi fikrimi beyan ettim. Ben %100 güvenli olarak tutmuyorum yani. Ben soğuk cüzdanda donanım cüzdanında tutmuyorum kripto paralarımı. Devam edelim mi yavaştan? Bir soru daha gelmiş hocam. Devam edeyim mi o soruyu? Ondan sonra bırakacağım hemen. Lütfen buyursun. Çağrı arkadaşımız sormuş. Telefonda APP olarak kullanılan cüzdanlar eğer telefonda bir arıza oluşursa bu cüzdanlara başka cihazdan ulaşabiliyor muyuz demiş. Elinizde ilk başta cüzdanı kurduğunuzda size seedleri veriyor zaten. O seedler elinizde olduğu sürece bu cüzdanlarınıza her yerden erişebilirsiniz. Telefonunuz gitti, başka bir bilgisayar üzerindeki uygulamaya kurup erişebilirsiniz. Başka bir telefona kurup o seedlerle tekrar cüzdanınızın içindeki coinleri çağırabilirsiniz. Ve sözü size bakayım hocam. Hocam orada da bir şey söyleyeceğim ben. I am token diye bir cüzdan vardı benim APP olarak telefonumda. IM token diye evet. Evet. IM token. Fakat iPhone'a artık güncelleme göndermiyor. O yüzden de şu anda mesela ben ulaşamıyorum. iPhone'dan ulaşamıyorum ona. İlla bir Android olması lazım. Hocam IM token'ı bir ara kullandım. Son zamanlarda uzun zamandır yüklük telefonumda ama hiç açmadım. İçerisinde herhangi bir şeyim yok. Doğru olabilir ama eminim kısa zamanda güncellemesini getirecektir diye düşünüyorum. Eğer bu piyasada devam edecekse IM token. Etmeyecekse hızlı bir Android telefon bulup veya bilgisayara eklentisi kurup başka bir cüzdan aktarımı yapabiliriz hocam. Sıkıntı yok. Yok. Çok önemli bir bakiye değil oradaki ama hani başımıza bunlar da gelebiliyor. Adam cüzdanı güncellemiyor. Şu oluyor, bu oluyor. Dediğim gibi ben burada riskin sepet yapılmasından taraftarım. Kesinlikle haklısın sadece, hocam. Sadece bir yerde değil. 5 borsaya dağıt o zaman. Şeye de çek. Kendi bilgisayarına da çek. Donanım cüzdanına da koy. Para bu. Yani riski bence bölmek lazım. Sadece şu borsa güvenlidir demek yanlış. Biz hep söylüyoruz. Web sitelerinden ibaret borsalar. Sabah uyandınız evet. Yok. Todex sabah uyandık yok. Yani bu piyasada benim söyleyeceğim hangi borsa güvenli olabilir ki? Ben ne kadar bilebilirim ya da şu borsa güvenlidir diye. Milyar dolarların döndüğü
beyaz yakalı bürokratların iki ağzının ucunda olan bir sektördeyiz yani. Aynen öyle hocam, çok haklısın. Ya bence hiç paranız yok gibi bile davranabilirsiniz yani, hani ki öyle davranıyoruz bakiyeleri kaybettikçe, sanal bakiyeleri kaybettikçe. Ne yazık ki. Yolda 10 lira düşürse alacak adam 1000 dolar kaybediyor, 100 dolar kaybediyor, umursamıyor. 10 dolar bugün 80 lira para, 82 lira para. Bazen oluyor hocam. İşte para çekmek ihtiyacı duyuyoruz. Kriptodan kazandığımız bir kısmı çekelim diyoruz veya realize etmek istiyoruz. Orada gördüğümüz rakamlar işte 100 dolar, 1000 dolar neyse. Bunu çektiğimiz zaman TL'ye diyoruz. Bayağı varmış bu ya. Yani evet. Baktığımız zaman bayağı varmış diyoruz. Neyle yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz diyoruz bazen kendi kendimize. Ya zaten Altcoin Türk olarak da hep böyle şeyde değil miyiz? Yani şeytanın gör dediği en ufak ayrıntılardayız yani baktığınızda. Bu ufak ayrıntılar insanları bu piyasada zaten farklılaştırıyor. Aynen öyle hocam. Holo'ya kim bakmak ister? Mehmet bakabilir misin? Holo'ya bakalım da biraz ara verelim istersen abi şeye. Grafik bakmaya. Olur. Nasıl istersen. Sohbet ederiz. Şey diyeceğim ya, bu Kemal abi de söyledi işte, para çekerken yani doları TL'ye çevirdiğimizde aslında olayın boyutu ortaya çıkıyor. Bir de oradan, yani bu piyasadan para çıkarıp işte insanların eksiğini gediğini gidermesi ya da tabir caizse çatır çutur yemesi çok ayrı bir has. Ben işte piyasaya gireceğim, şöyle kazanacağım, böyle kazanacağım yerine zaman zaman kârdan bir miktar parayı alıp harcamak gerekli diye düşünüyorum. Zaten bunu yapmadıktan sonra piyasadan para çıkartamıyorsunuz. Bu yani hani derler ya işte, eminim ama ispat edemem diye. Yani para, ara ara para çekerseniz alışkanlık oluyor ve o haz gerçekten çok hoş. İşte atıyorum, kiranı ödüyorsun, market alışverişini yapıyorsun, kredi kartını ödüyorsun ya da gidiyorsun kendine, eşine, dostuna bir şeyler alıyorsun. Ekstra keyif veriyor diyebilirim. Bunu alışkanlık haline getirmeden de tekrar ediyorum, para çıkarmak mümkün olmuyor marketten. Hep daha çok kazanacağım. 10 liram 15 lira olsun, 15 liram 20 lira olsun, hadi olsun. Sonra düşmeye başlıyor, 20 liram 15 lira oldu. Dur, burada 15'ten dönecek, 12,5 oldu. Dur, dönecek derken ana parana geri geliyorsun. Stop koy arkadaşım. Bu piyasada öğreneceğimiz tek şey stop. Burada hiçbir soru sormazsınız. Stop koyarsanız bize hiçbir şey sormanıza gerek yok. Bu coin buradan buraya gider, burada da durur. Dururum arkadaş, çıkarım ben. Bize ihtiyacınız yok. Stop kullanmayı bilen, stop kullanmayı alışkanlık haline getiren bir insanın kimseye ihtiyacı yoktur. Abi yanlış, bir araya girebilir miyim? Bazı arkadaşlar ısrarla aynı şeyleri üst üste yazıyorlar. Lütfen yazmayın arkadaşlar. Zaten müsait olduğunca bütün sorulanlara cevap vermeye çalışıyoruz. Hani böyle food yapmanız sizin kısa süreli de olsa engellemenize sebep olur diye uyarı da geçmiş olalım o anda. Teşekkür ederim. Batuhan geldi. Batuhan hoş geldin kardeşim. Batuhan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Sağ olun. Şeye güldüm ya. Kayın Bey şey demiş. Eve bir kripto bir karavanın içindeymiş gibi görünmüyor mu diye. Mutfak burası. Mutfakta benim köşem. Arkada davulbaz falan var ya. Abi orası senin daimi yerin oldu ya. Abi resmen pandemi geldi. Hep burada oturuyorum yani, balkon kapısının önünde. Şey var, Gökhan Koymak Beyefendi, Neo 3 hakkında bilginiz var mı demiş. Var mı Kemal abi? Neo güncellemesiyle ilgili çalışman var mı? Bilgin ya da. Abi tam masadan kalkmıştım. Neo'ya hiç bakmadım desem abi ben. Tamam. Ben en son GitHub'tan bakmıştım ne yapıyorlar diye. Yakın zamanda güncellemeleri vardı kodlar üzerinde ama detayını bilmiyorum. Hı-hı. Mehmet hazır mı abi grafiğin? Volkan açık abi. Buyur tamam. Abi. Sonrasında da Volkan Hoca'dan şu yorumu alalım. Hani izin almış gibi bir şey vardı ya Pax'ın. Onun yorumunu alalım. Şimdi HOT günlükte şurada beklediğimiz çift 0.87 seviyesini test etmişti dün.
güzel de bir pin var olarak kapatmıştı. Bugün de yine aynı görüntüde. Yaklaşık bir saat var günlük kapanışa. Hemen 4 saatliğe inelim. 4 saatlikte 0.15.29 seviyesi kuvvetli direnci olarak çalışmış bir kere. Buradan bekleyeceğimiz seviye iki ihtimal olabilir. Ya bu aşağıya gelip burada bir çift dip yapacak. Şu bölgelerde hemen RSI'ye bakıyorum. RSI'de da şöyle bir uyumsuzluk aramamız gerekiyor. Şöyle gelmesi gerekiyor. Ya da güvenli alım bölgemiz şu seviyeler. Buralarda 0.90 çift 0.96 seviyeleri güvenli alım bölgesi olarak düşünülebilir. Çift dip ihtimali üzerine ya da bekleyeceğimiz hareket şu olmalı. Şu seviyeyi kırıp burası kaç? 0.15.29 seviyesini kırıp buradan bir retest ederek şurada alım yönlü işleme girilebilir. Eğer burada işleme girmeyi tercih edersek şurada bırakacağı bir fraktal bölgesinin altına stop emri yazabiliriz. Hedefimiz de burada öncelikli olarak şu seviye olur. Ardından şu seviye olur. Yani buradan kabaca baktığımızda şurada girmeyi tercih edersek yaklaşık %6'lık bir hedefle stopla önce %19 ardından %38 %40'lık bir TP'ye ulaşma imkanımız var. Saatliğe ineceğim. Şimdi saatlikte trendini yeşile çevirmiş. Bu güzel bir şey. Şuradan hemen kabaca bir trend çizelim. Şimdi burada trendi saatlikte yeşil ama 4 saatlikte hala kırmızı. 4 saatlikte yeşil yakması için 15.32 seviyesini kırması lazım. Takip etmekte fayda var. Şu an grafiği güzel görünüyor bence. Teşekkür ediyoruz. Evet, sohbete mi devam yoksa grafiğe mi? Abi peksi şey soracağım ben. Çok özür dilerim. Sormadan önce Volkan Hocam peksi hazırlamıştı. Onu bir alalım mı? Bir dakika hocam. Şöyle muhabbetin haberini de ekrana vereyim. Öyle konuşalım. Neredeydi? Evet, muhabbet de haber olarak geçmiş. Diyorlar ki Paxos ABD para birimi denetleyicisi ofisinden bir banka tüzüğü için şartlı onay almış. Henüz tam onay değil sanırım bu. Twitter'da da paylaşmış. Neymiş bu hareketin şeyi? Küresel bir kripto ekosisteminin geleneksel olarak hala genç olan endüstriye karşı temkinli davranan düzenleyiciler için giderek daha da kabul edilebilir hale geldiğini bir göstergesi olarak görülüyormuş. Paxos'un ileride yapabileceği banka operasyonlarıyla ilgili şartlı bir ön şey vermişler. Ön onay vermişler. Burada yine yazıyor, bu bir ön koşullu onaydır. Bu da OCC'nin iş planlamasını onayladığı anlamına gelir. İş planında belirlediğimiz faaliyetlerin ulusal bir trust tarafından yürütülebilecek faaliyetler olduğunu, doğru ekibe sahip olduğumuzu ve riskimizi kontrol etmek ve faaliyet göstermek için doğru kontrolleri planladığımızı gösteriyor demiş. Yani bakıldığında yani Paxos'u ben öyle çok detaylı bilmiyorum. Varsa aranızda bilen ona da söz verebilirim ama stable coin özelinde, bir kripto para özelinde ABD'den böyle bir şey alması, onay alması güzel bir haber olabilir. Ama böyle piyasayı yukarı çekecek bir haber midir? Bu tartışılır. Bence yani çok öyle bir haber gibi durmuyor. Buna bir altyazı ekleyebilir miyim Volkan Hocam? Tabii ki. Mücahit hoş geldin.
Hoş bulduk abiler. İyi akşamlar diliyorum herkese. Paxos yaklaşık 2020'nin Aralık ayında PayPal tarafından ortalama bir 240 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu 240 da olur, 270 olabilir, tam hatırlamıyorum. O yatırım aldıktan sonra Paxos tarafında bir güçlenme oldu. Yani gelişmeler de oldu. Fakat şöyle bir durum da var. Bildiğiniz üzere Tether davası vardı ve bu Tether davası bir şekilde Amerika'da kapatıldı. İşte bir ceza ödemek zorunda kaldılar. Bu işi kendi aralarında çözmüş gibi göründüler. Fakat şöyle de bir durum var. Coinbase Tether'le yatırım ve çekim işlemlerini destekleyeceğini açıkladı. Burada şöyle bir benim düşündüğüm bir şey de var. Belki bu komple teorisi de olabilir. Tether'i yavaş yavaş saf dışı bırakıp piyasada USDC ve işte Pax gibi stabil para birimlerine geçişleri sağlayıp belli bir süre sonra da Tether'i devre dışı bırakma planları da olabilir. Açıkçası zamanla bunu öğreneceğiz. Yani Tether tarafı belki gün geçtikçe güç kaybediyor ve USDC tarafı da gün geçtikçe güç kazanıyor. Halihazırda lisanslama ve yönetim açısından USDC daha şeffaf gibi gözükse de mevcut varlıkların garanti altına alınması tarafında USDC'nin de belli başlı maddelerinde sıkıntılar göze çarptı. Bu nasıl ki USDC kendi kafasına göre bazı uygun görmediği kişilerin hesaplarını dondurup içlerindeki bakiyeleri boşaltabiliyor. Yani mevcut stabil para birimlerini istediği şekilde, otoriter bir şekilde el koyabiliyor. Bunu dediğim gibi zamanla öğreneceğiz. Yani gelecekte bizi stabil kripto para birimler açısından büyük bir haber akışı bekliyor diye düşünüyorum. Çünkü Tether davası çok üstünkörü bir şekilde geçti. Artık Tether food'u bitti gibi bir açıklamalar yapıldı. Fakat bu böyle olacak diye bir şey de demiyorum kesinlikle. Bu söylediklerim ihtimaller dahilinde değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Gelecekte Tether tarafı olsun, diğer stabil kripto para birimleri açısından olsun dikkatle izlenilmesi gerekiyor ve en büyük izlememiz gerekenlerden birisi de USDC hacminin yukarıya mı gidiyor, aşağı mı gidiyor gün geçtikçe, bunlara göz gezdirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bana söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Şeyi sorayım. Tether'de evet böyle bir şey olabilir, tabii ki mümkün. Ama son olayında hani davanın uzatılması, sürüncemede olması gibi bir durum olsaydı daha aslında şey olmaz mıydı? Böyle onun yerine başkası gelebilir algısı hala masada olup yani şu an bence öyle bir algı yok. Dediğin gibi komplo teorisi de olabilir bu söylediğim. İleride gerçekleşebilir, bilmiyorum ama hani sanki Tether son kendini bir aklamış gibi oldu. Ona şöyle bir şey söyleyeyim. Tether davası bir şekilde öyle kapandı gibi gözüktü. Fakat şöyle bir anlaşma yapılmış da olabilir. Mevcut Tether'deki varlıkların ürkütülmeden, kaçmadan USDC'ye bir çıkış kapısı sağlanmış olabilir. Biliyorsunuz ki USDC'nin en büyük destekçilerinden birisi de Coinbase. Hı hı. Coinbase'e USDT kapısı açtılar ve bunları bir şekilde borsa içerisinde insanların USDC'ye geçmesine sebebiyet de verebilirler ki burada dediğim gibi Tether hacmini dikkatle takip etmemiz gerekiyor ki işte bu söylediklerim yani bir ihtimal de olsa gerçekleşme durumu söz konusu olabilir. Şu an bunun açısından herhangi bir gelişme vesaire yok. Bunu gün geçtikçe zamanla işte grafikleri izleyeceğiz, takip edeceğiz, haber akışlarını vesaire o şekilde ancak öğrenebiliriz. Bu benim söylediklerim bir ihtimal dahilinde, kesinlikle net bir gerçeklik durumu söz konusu değil. Bugünlerde yapmış olduğum araştırmalar sonucu bu verileri elde ettim. Dediğim gibi gelecekte artık neyle karşılaşacağız bu durumu hep birlikte öğrenmiş olacağız. Eyvallah, ağzına sağlık. Ben de haberin devamını kısaca okuyayım. Alınan bu onayın ne olduğuyla alakalı yazmışlar. Alınan bu ön onay OCC'nin bir koruyucu olarak Paxos'un gerekli şartları sağladığının kanıtı olduğunu gösteriyor. Bu durumda saldırılara veya krizlere eğilimli bir endüstri için önemli bir gelişme. Çünkü OCC tarafından onay almak kripto para borsalarının 49 farklı ABD eyaletinin her birinde eyalet düzeyinde lisansları güvence altına almaya gerek kalmadan ülke çapında çalışabilmesinin bir yolunu açıyormuş. Ayrıca Paxos OCC'den bu şartlı onayı alan ilk kripto para şirketi değilmiş. Daha önce Anchorage ve Protego da
iki şirkette bu yılın başlarında banka düzenleyicisine onay almışlar. Bu onayın yanında Paxos tamamen yeni bir banka kurmasına olanak tanıyan De Novo başvurusu için kabul gören ilk şirket olmuş. Böyle bir detay varmış. Teşekkür ediyorum hocam. Bu Suudi Arabistan'da kripto paranın yasaklanmasıyla ilgili bir soru vardı. Onu da söyleyeyim. Şu anda önümde 13 Ağustos 2018 tarihli Uzman Coin'in haberinde Suudi Arabistan Bitcoin ticareti krallık sınırlarında yasa dışı diye bir haber yapılmış. Sonra 17.2.2018'de Suudi Arabistan kripto para Ripple ile anlaşma sağladı diye bir haber var geçmişte. Şimdiki haberde ise kripto para ticaretinin yasa dışı olduğunu söylemiş fakat bunun cezasının yani yaptırımının ne olduğu konusunda herhangi bir açıklama getirilmemiş. Böylece yorumu size bırakıyorum. 2018'de de çıkmış bu haber. Sonra Ripple'la anlaşma yapıldı denmiş. Hepsini zaten internetten bulabilirsiniz. İnşallah bizde de böyle bir şey olmaz abi düzenleme şeyine. Merkez Bankası Başkanı bu konuda kesinlikle kripto paraları yasaklamayacağız gibi bir açıklama da yaptı. Biz sadece aracı kurumları yasakladık gibi bir şey söyledi. Yani bu konuda şu an için endişe edilecek bir durum söz konusu değil. Yaklaşık 2 hafta içerisinde bu düzenleme hayata geçirilecek dendi. Bu gelişmeleri yakından takip edeceğimizi düşünüyorum ki şöyle bir durum da var. Suudi Arabistan bu tür kararlarda genelde Amerika tarafını takip ediyor. Amerika işte Fed'den veya işte ekonomi bakanlarından gelecek olan bir olumsuz açıklamayı hemen kendilerine çevirip işte biz de böyle düşünüyoruz gibi bir açıklamalar oluyor. Biliyorsunuz ki Amerika ve Suudi Arabistan ilişkileri çok yakın bir ilişkileri söz konusu. Amerika tarafında nasıl bir gelişme olursa aynı şekilde kendilerini de uyguluyorlar. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Bu VNXM soruluyor sürekli. Yayının başında baktık. O nedenle yayının baş tarafına doğru giderseniz VNXM ile ilgili teknik analize ulaşabilirsiniz. Beyler nakitte beklerken Türk lirasında mı beklemek daha mantıklı, USDT'de mi diye şey yapmış. Gene aynı şeyi söyleyeceğiz. Riskinizi yönetin burada da. Türk lirası dolar paritesinin ani hareketlerine karşı o bir miktar TL'de de bulunmanızda fayda var. USDT'de de bulunmanızda fayda var. Riskinizi burada da yönetmenizi tavsiye ediyoruz. Bu ikisi yine borsada tutuyorsanız iki tarafı da yine sizde değil para. Onu da ekleyelim. Evet. Komp bakabilir miyiz? Bilal, komp'a bakalım. Mehmet sen bir şey soracaktın bu konudan önce. Abi unuttum ya. Soru değil. Çok, çok önemli bir soru tamam. Değil. Komp'a bakalım. Bilal. Grafiğini abi. Tamam. Onta Kemal abi sen bakabilir misin? Ahmet Arı. Bakarım sonra. Abi. Ont. Ahmet Arı Ont. Osman Karabüyük Osman. Vet demiş. Veti de Abdullah abi sen bakarsan Selin'e. Buyursunlar. Komp için şu şekilde bir kanal yapısı çizdim. Çok fazla güzel çalıştığını düşünmüyorum şu anda ama. O yüzden sileceğim. Bugün ATH yaptı galiba komp. Bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla. Dört saatlik bakacak olursak komp özelinde. Şurada bir direnci var. 619 dolarlar seviyesinde. Bunun üzerinde günlük bir kapanış gelmedi. Dünkü günlük kapanış hemen hemen tam sınırda gerçekleşti. Bugün de onun aşağısına sarkmış gibi duruyor. 619 doların üzerinde yeni bir kapanışa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Stop bölgesi belirleyecek olursak da çok yakın bir şekilde 543 doların altında stop olunmalı diye düşünüyorum. Daha küçük zaman dilimlerine gidersek bu bölgenin güzel bir
fraktal desteği olarak kullanılabileceğini de ekleyebilirim. Şayet 543 doların altına sarkarsa şu bölgenin açıkçası çok tutacağını düşünmüyorum. Direkt olarak ben bu seviyeleri test edebileceğini düşünüyorum. Şuradaki fraktal olan 488 dolar seviyesinin gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden 543 doların altında herhangi bir kapanış gözükürse 2 saatlik dilimde mutlaka stop edilmeli diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Can Cook gibi bir şey var mı? Ya bence değil abi, ama bunları tabii ki sosyal medyada gördüğüm kadarıyla bunları fincan kulp olarak alıyorlar. Ki şu fincan değil, kaldı ki bu nasıl kulp diyorlar. Onu da anlamış değilim. Burada alakası yok ya. Peki, teşekkür ediyorum. Abdullah abi. Şu SafeMoon falan soruluyor da biz o coin'lere çok bakmıyoruz arkadaşlar. Abi o Pancake'te galiba ya. Geçen çok aşırı derece yükselen değil mi o? Evet, evet. Yani çok da konuşuluyor. O yüzden bizim çok baktığımız coinler değil bence. Onlar, ben bakan var mı bilmiyorum da burada analizin yapılacağını düşünmüyorum. Şu anda tamamıyla SafeMoon haber odaklı gidiyor. Ve bir network şekline de dönüşmüş durumda. Benim riskli grubunda değerlendirdiğim bir coin. Umarım sizi mutsuz etmez bu yorumlar. Twitter'da bunlarla ilgili bir site var abi. Şeylere bakıyor. Pancake'te çıkan bu tip coinlerin spam olup olmadığına. SafeMoon için sürekli spam olduğunu söylediler. Her an rug pull yapabilir diye uyarı veriyorlar. Duyduğum, bildiğim o kadar bu coin hakkında da benim mesela. Teşekkür ediyorum abi. Tipik onun gibi bir coin daha geldi. Kangal coin. Abi ben bir şey sorabilir miyim? Kemal abi, rug pull'u açar mısın biraz? Abi rug pull Pancake'de mesela bir coin çıkarıyorlar abi. Coin'i bu şekilde Twitter üzerinden belli bir kitleye güzel bir şillemesini yapıyorlar ve coin üzerinde hızlı şekilde bir artış görüyoruz. Atıyorum orada biriken havuzda Pancake BNB ile çalışıyor genel olarak, öyle söyleyebiliriz. Bakıyor adam 100 BNB oluştu, işine geliyor. Abi havuza giren BNB kısmını olduğu gibi çekip herkesin elindeki coin bırakıveriyor ve tüm sayfalarını iletişime kapatıyor. Rug pull dediğimiz olay bu. Tamamen halı çekme diye de tabir edilir. Yani dolayısıyla adamın bir daha hiçbir izini bulamıyorsunuz. Tüm oradaki BNB'yi çekmiş oluyor. Ve o saatten sonra o coin'in tamamen sahibi siz oluyorsunuz. Cüzdanınızda bol bol coin görüyorsunuz. Başka hiçbir işe yaramıyor. Abi teşekkür abi, ediyorum. Peki rica bunun normalde abi önlenmesi lazım değil mi? Yani mantığında yok işin ama. Yok değil abi. Şimdi şu anda biliyorsun oturup şurada İkimiz, üçümüz, dördümüz birleştiğimiz zaman bir dedik coin çıkaralım hadi. Yani bunu daha önce de gördük. Yarım saat, 45 dakika içerisinde bir coin çıkarıp üzerine biraz likidite sağlayıp Pancake'de veya Uniswap'ta bunu rahatlıkla yayınlayabiliriz. Yayınladıktan sonra güzel bir network'ümüz varsa abi, bunu hızlı bir şekilde şillemeye başladığımız varsa ve orada belli bir sayı biriktiği anda oradaki birikimi direkt çekebiliriz. Bunun için işte temel analiz giriyor burada zaten devreye. Açılan bu şekilde coinlere, yani sadece duyup almaktan ziyade önce temeline bir bakmakta fayda var. Yani gerçekten bu adamlar var mı? Web sitesi var mı? Veya nasıl bir site yapmışlar? Yani mesela ben Pancake'de uğraşıyorum biraz. Pancake'deki çoğu coin'e alım satıma girdiğim zaman araştırmıyorum. Biliyorum ki her an bunlar rug pull yapabilecek ve orada kaybedebileceğim değerde miktarları atıyorum. Bazen atıyorum 10x yapıyorum. Bazen attığımda sıfıra düşüyor. Cüzdanımdan o coin'i siliyorum, geçiyorum. Yani burası şu an için o yeni çıkan coin'ler için bakmanın en mantıklı şekli bence bu. Daha fazlasını beklemek çok büyük hata olur. Onun haricinde de bir önlemi pek yok. Akıllı sözleşmelerin içine eğer bunları ilave ederlerse ilerleyen zamanlarda böyle bir şey olması gerektiğini, belki o zaman.
Abi teşekkür ediyorum. Bu arada teyit etmediğim bir bilgi geldi Abdullah abiden. Pazartesi ve salı günleri ABD diplomatik daireleri Türkiye'de geçici olarak kapalı olacakmış. Teyit etmediğim bir bilgi ama Amerika şu anda diplomatik dairelerini salı ve çarşamba günü kapattı Türkiye'de. Böyle bir bilgi geldi. Abi birkaç coin sorulmuş. Bunlara bakmaya devam edelim mi? Ya bana ısrarla Joss sorulmuş. Hızlıca göstereyim mi ben? Şöyle sıradan gitmeyelim mi? Tamam. Bozmayayım. Tamam. Yani sıradan gidelim. Sol'e baktık. Ont'a bakacaktık. Kemal abi. Hazır abi, açıyorum hemen. Buyursunlar. Burada SafeMoon 400 bin Twitter takipçisi varmış bir şey etmez mi demiş Fatih Bey, ama bu bir gösterge değil yani. Kesinlikle değil abi. Bir de SafeMoon'la ilgili geçen gün bir video çıktı ortaya, görmüşsünüzdür. 15 yaşındaki bir çocuk elinde telefon YouTube videosu çekmiş. Size 3 tane coin söyleyeceğim. Üçü de tamamen bu tip coinlerle alakalıydı. Yani tamam, alınmaz diye bir şey yok. Dediğim gibi bunun riskine katlanıldıktan sonra, oradaki parayı kaybetmeye göze olduktan sonra her coin alınır benim açımdan. Evet. O tamamen kişisel şeyiniz. Yani biz alın satın deme gibi bir lüksüne sahip değiliz ama pek hoş durmuyor bence o coin. O kadar. Eyvallah. Abi ONT benim de daha önce takibinde olduğum bir coin'di. Aslına bakarsan ONT'yi o akşamki düşüşte şurayı kırdığında stoplamamız gerekiyordu. Toplayanlarda sıkıntı yok. Buradan sonra ne yapacağına bir şey diyemiyoruz. Çünkü 1.11 ilk desteği kaldı şu anda. Bu düşüş devam ederse, yani buradan tekrar yukarı yönelemezse ilk alacağı yer 1.11, tutmaması durumunda da tekrar 0.9 ve 0.8 aralığına kadar düşmesini şaşırtıcı bulmam bunu. Çünkü bunun için de pullback yapabilir sanki. Orası da son bir çıkış olabilir köprüden önce. Evet abi, grafiğimiz günlük aslında son bir pullback'ini yaptı gibi abi burada. Şöyle 4 saatliğe geçelim. Yani ufaktan bir çıkışını yaptı ama devam ettiremedi şurayı. Çıkamadı, kıramadı buradaki direncini. Tekrar sanki aşağıya döndü gibi işte 4 saat. Belki yapabilir abi tekrar. İnşallah abi. Temennimiz o yönde. Çok açık verdim abi. Bende de var galiba, ondan ben çok müdahil olmak istedim. Abi var, ben bunda güzel şeyler düşünüyordum aslına bakarsan. Yani madem şey bir ortamdayız, ben güzel şeyler düşünüyordum ama şu düşüşte biraz fazla hırpalandı. İlk düşüşünde çok hızlı bir yükseliş gösterdi, şuradaki iğneyi görüyorsunuz. Ve o iğneden sonra ben satmaktan vazgeçmiştim bunu. Bu iğneyi böyle gördükten sonra. Ama son seferinde dayanamadı ve direnci de kırdı, aşağıya doğru geldi. İşin açıkçası ben buradan biraz daha aşağıya sarkarsa artık zarara bakmadan stopladım. Hoş, zararda değiliz. Girişimiz çok erken seviyelerde, onda sıkıntı yok ama buradan da biraz daha salarsa artık bununla yolumuzu ayırırım ben kendi adıma. O da şurası olur benim açımdan. Şuradaki destek diyeyim, kabaca kendime göre baktığım bir destek. Bunun altında kapattığında ben kendime göre buna stop olurum. Karlı seviyede kapatmış olacağım için sıkıntı yok ama asıl stop olması gereken noktamız burasıydı bizim. Onu da belirtelim. ONT'de durum bu. Yükseliş için şuranın üstünde kapanışlar görmemiz şart. Ağzına abi, sağlık. Teşekkür abi. Ediyorum. Ağzına sağlık. Mehmet, Celo'ya bakabilir miyiz? Celo'ya. Sevgili Kayım sormuş. Celo. Hasan Bey de teyze sormuş ama yayın daha öncesinde bakmıştık. Biraz daha geri gidebilirseniz. Şöyle oluyor. Sahura kalkan arkadaşlar yayına ortadan girdiği için geçmişte olanları göremiyor bazen. O yüzden canlıya dönmenizi öneririm. Sonrasında şey yapabilirsiniz. Geriden geldiğiniz için sorularınız da geriden geliyor. Şimdi ben bunu söyledim. Bunu da geriden duyacaklar tabii bu arada. Abi bazı coin'ler Bitcoin'le alakası yok ya. Celo'yu açtım.
Şimdi Celo yeni bir coin sanırım. Bunu ilk defa duydum ben. Sencer Bey bakacağız inşallah. Şimdi şu seviyenin yaklaşık olarak önemli olduğunu görüyoruz. Şu seviyede önemli. Günlük grafikte. Yukarı çok fitil atmış. Bu çok hoşuma gitmedi benim ama yeni bir coin olmasından dolayı muhtemelen. Şöyle kabaca baktığımız zaman bu coin yükselen trendte. Şimdi şuradan bir düzeltmesine bakıyorum. 886. Ve şurası. Şimdi bu coin'in şu seviyelerde oyalanıp yukarı yönlü veya şu seviyelerde tekrar oyalanıp şöyle bir hareket yapmasını bekleriz. Şuradan aşağıda herhangi bir mum kapatırsa, 5.56 altında herhangi bir mum kapatırsa gelebileceği noktalar şu seviyeler olabilir. 4.89 ile 5.08 arası. Burayı da şöyle kutu içine alalım. Şunun altında kapanışlar bunu buraya doğru iter. Buradan artık yukarı verir veya aşağıya devam eder. Onu bilemeyiz. Ama şu an şu hacimli mumu sindirmesi için biraz oyalanmasını beklemeliyiz. Yani şöyle bir hareket yapıp tekrar yukarı yönlü devam edebilir. Bu tarz hareketleri de yine Bitcoin'e bağlı olacaktır. Alım yeri önemli. Bu seviyelerden alındıysa şuradaki hareket sizi çok yorabilir pozisyonu taşıma açısından. Dikkatli takip etmenizde fayda var. Ama daha aşağılarda alındıysa dediğim gibi 5.56 altında mum kapanışı beklenebilir 4 saatlikte. Son stopun nerede abi? Efendim? Son stop. Abi stop alım yerine şu an bunda alım yapamam ben. Dediğim gibi şu hacı şurada çok sert bir yukarı vurmuş. Burada bir sindirme beklerim. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Alım için uygun değil bence. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Vet. Abdullah abi sen mi bakacaktın? Hocam ben o esnada Muammer kardeşimize bir cevap verebilir miyim? Ben de. Lütfen. Daha 13 yaşındaymış. elinde 500 lirası varmış ve coinlerden para kazanmak istiyormuş. Yani bizce yaşının çok mu erken olduğunu soruyor. Aslında bu piyasalarda bir şeyler öğrenmek, teknik analiz, temel analiz nasıl yapılıyor bunları öğrenmek için bence çok güzel bir yaştasın. Bu işi canı gönülden yapar ve emek verirsen bu yaşta öğreneceğin şeyler ileride sana çok çok büyük getiriler sağlar. Ama sen olarak 500 liramla coin'den para kazanmak istiyorum diyorsun. Bence bundan önce o 500 liranla yani ücretsiz bulabilirsen ücretsiz doğru eğitimi almanı tabii ki isterim. Ama bulamıyorsan da 200-300 liralara ücretli eğitimler var. Çok da şeyle yarar görebileceğin eğitimler. Ama yine bu eğitimi almak sana bir şey kazandırmayacak. O eğitimi gerçekten sindirmen ve emek vermen gerekiyor. Bence o tarafta önce eğitimine değerlendirmelisin. Sonra biraz bir şeyleri öğrendiğinde elindeki parayla deneyebilirsin diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bence şöyle, ben teşekkür ederim ama 13 yaşında birinin ben kripto para borsalarına yatırım yapmasını kesinlikle doğru bulmuyorum. Öğrenmesinde senin dediğin gibi hocam hiçbir sakınca yok. Ama 13 yaşında reşit olmamış, 18 yaşını geçmemiş hiç kimsenin kripto para piyasasına yatırım yapmasını doğru bulmuyorum. Z kuşağı belki buna birazcık tepki de gösterecektir. Ama yasalar çerçevesinde bunun doğru olmadığını hatırlatmak isterim. Kesinlikle abi. Zaten istese de herhangi bir yatırım yapamaz açıkçası. Bir şekilde Türk borsalarına giriş yapması lazım. Türk borsaları 18 yaşından küçüklere işlem yaptırmıyor.
hadi bir şekilde yolunu bulup Binance'e girdi veya işte yabancı borsalara girdi, hesabını onaylatmadan işlem yaptı, para kazansa bile o parayı çekmenin, kendi adına çekmenin hiçbir yolunu bulamaz. İşi öğrensin mi? Kesinlikle öğrensin. 500 lira işi öğrenmek için güzel bir para, ideal bir para. Ama işte ben 13 yaşında 500 lirayla zengin olacağım, bu işten çok para kazanacağım hayali kurmaya da gerek yok açıkçası. Ama işi öğrenmesini tavsiye ederim. Eyvallah. Yarın akşam Volkan Hocam da uygun olursa TradingView üzerinde sanal olarak nasıl işlem yaptığınızı gösteren bir sistem var. Onu size anlatabiliriz. Kripto para borsalarına para yatırmadan da sanal olarak alım satım işlemleri gerçekleştirip kar zarar oranlarınızı görebiliyorsunuz. Bunu backtestleriniz için de kullanabilirsiniz. Uygun mudur Volkan Hocam? Uygun hocam. Dilersen şey de yapabiliriz. Başlangıcında TradingView'un nasıl kullanıldığını da hızlıca üstünden geçebiliriz. Tamam. O zaman yarınki akşam spotumuz da bu olsun. Hem TradingView'un kullanılması hem de diğer detayları sahur sohbetimizde konuşalım. Tamam. Anlaştık. Teşekkür ederim. Abdullah abi wet'teyiz. Gelemedik bir Abdullah abi. Tamam. Cihat Bey, demo hesap sordunuz ya, az önce Şark Hocam'ın söylediği TradingView'daki paper trading bu anlama geliyor zaten. Demo gibi sizin bir paranız varmışçasına tanımlıyoruz orada TradingView'da, gösteririm yarın. Onunla işlem yapıyorsunuz. Yarın onu göstereceğiz. Teşekkür ediyorum. BTC haftalıkta arasa uyuşmazlığı var. Meka şarkı ararsa boğa gelir mi sizce? En son bu hareket 2019 yılında olmuş. Kapanışa da 4 dakikamız var. Bir BTC'ye dönelim isterseniz. 34 dakika var abi. Pardon. 34 dakika var. Bir bakalım. Bir bakalım hani ne olabilir kapanışla ilgili. BTC mi? Evet lütfen. VET almıyor muyuz? Açıyorum abi. O arada bence VET'i alalım abi ya. Abdullah VET'i alalım. Gelmiş yani. Bitcoin yeni bir kim var? Abdullah abi diyorum. Kurtar bizi diyorum. Abdullah abi hiç kurtarmıyor bizi. Ve günlük grafikte maşallah var. Çok iyi bir yükseliş yapmış. Yükseliş trendini hala kırmamış. Ama 4 saatlikte bunu kırdı. Bu hoş bir durum değil. Elinde olanlar için şu günlüğe bir daha geldi. Şurada bir engrafımız var. Buradan tepki almış. Onu götürmüş yukarı kadar. Trend burada bozulmuş zaten. Elinde olanların 0.15 seviyesinin altında stop olması gerekiyor. Büyük bir ihtimal 0.10 seviyesine kadar düşer. Bu da %50'lik falan bir düşüş oluyor. Bulunduğu fiyatlar. %40'miş. Yükselebilmesi için de buranın üzerinde mum kapatması gerekiyor. 0.22. Bitcoin'in durumu da ortada olduğu için birazdan zaten arkadaşlar bakacaklar. Ona göre hareket edersek daha iyi. Bir de 4 saatlikte kırılım yaptıktan sonra back testini de yapmış. Evet. Testini. Yani bu 20'a doğru iniyor aşağı doğru. 0-10 seviyeleri görülmesi muhtemel. Abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Serkan sağ abi de söylemiş. Programın başında da konuştuğumuz gibi tüm altcoin'lerde bir ikili dip veya oraya ulaşma isteği söz konusu. Dikkatli olmakta fayda var. Ya ben akışı kaybettim bu arada. Hangi coin'de kaldık? BTC'ye bakacaktık. Bitcoin'e bakacaktık. Yarım saat var ya. BTC'ye bence hemen bakmayalım. Tamam peki. Ya VET'ten sonraki yazışmalar bende gitti onun için. Hani abi ben de koymuştuk. Volkan hocam XPG'ye bakayım mı? Bak hocam buyursunlar. Sencer bir o kadar fazla yazdı ki.
İşte ben onu istemiyorum. Fazla yazan kişinin önce bakılmasını istemiyorum. Sırada kim varsa oradan bakılmasını istemiyorum. O zaman XVG'ye bakabilirim. XVG bir kere önceden yazdım. Diğer insanlara çünkü haksızlık oluyor. O zaman da repeat başlıyor. Şöyle XVG'yi ben biliyorsunuz şeyde BTC paritesinde takip ediyordum. O yüzden orada bakmayı istiyorum. Müsaade varsa. Şöyle XVG'nin grafiği maşallah düşmek bilmemişti. Şöyle bakıldığında. Şu noktaya dikkat çekmiştik en son. Şuradaki düşen trendi kırmıştı. Pullback'ini de yapmıştı. Böyle 46'lardan falan da girmiştik. İlk şeyimiz, direncimiz ben 100 diyordum. O daha da fazla gitti ama şuradaki şeye direnç kanalına çizdiğimizde oradaki hedefi aldı. Burada satılması gerekiyordu. Şöyle bakıldığında bir ikili dip görüntüsü de var şeyde, Verge'de. Buradan tepki yedi. Bir düşüş yaşadık şu anda. Ama hani yukarı çıkarken bu düşüşler her zaman yaşanacak şeyler. Burada şu anda önemli olan Verge'de şu 122 üzerine atıp oralarda bir kapanış yapmamız. Şöyle alalım. Şöyle dönüp eğer gelirse buralarda bir kapanış yaparsa, mouse'umda sıkıntı var. Zaten şurası bakıldığı gibi neckline oluyor ikili dibin. Şu bölüm. Buranın üzerinde kapanış bize daha da yukarılardaki beklediğimiz hedefleri getirebilir. İkili dibinde hedefi buralar oluyor. Yine şu direnç kanalı olacak. 212'ler civarı. Ben hala Verge ile ilgili çok ümitliyim. Ama tabii ki şu olduğumuz yerde daha bir düşüş yaşayıp buralarda oyalanma süreci hızlı olabilir. Kendi adıma hodl ediyorum. Onu da belirteyim. Sonrasında ise şu 225'lerin üzerindeki mum kapanışları da, bu direnç kanalının üzerindeki mum kapanışları da çok çok daha iyi olacak. Belki şurada 358'lerde bir direnci var. Burada bir takılma olabilir ama şuralar gerisi boş gibi görünüyor. Aralarda da bir dirençler atabiliriz. İşte 646 gibi. 833'ler gibi. Bu da bana şeyi gösteriyor. Bitcoin paritesinde diyoruz ya hep. Şeyler, coinler daha diplerden yeni yeni trend çevirmeye başladılar. O yüzden Bitcoin paritelerinde ben hala ümitliyim. Bu da onun bir göstergesi. Çok güzel yerden almıştık bunu. Güzel de gitti. Devamında da böyle bir senaryo bekliyorum Verge ile alakalı. Deyip kapatıyorum. Teşekkür ederim hocam. Doge'yi konuşmuştuk sanırım programın başında. Bilal Arıkan Loom PNT demiş ama ikisinden biri, Loom'a bakalım isterseniz. Luma, Bilal galiba Lum yapıyordu abi. Evet. Bilal Lum'a bakar mısın? Abi şu an ekranda Lum çıktı. Tam tesadüf tamam. Oldu. Süper. Lum Bilal. Abi ben uzun vade bekliyorum Lum'da. Yani şu anda ortalaman biraz yukarıda kaldı ama beklentimin olduğu bir coin. Şöyle, ben Loom'u haftalıkta takip ediyorum. Önemli olarak gördüğüm ve geçilmesini istediğim seviye 414 Satoshi civarına denk geliyor. Baktığımız zaman yaklaşık olarak 2019'dan beri şu kanal yapısı içerisinde akümüle olduğunu düşünüyorum. Yani bu 414 Satoshi üzerinde bir haftalık kapanış gelirse artık Loom'un önünün açılacağını düşünüyorum. Yani baktığımız zaman burada 1, 2, 3, 4 ve 5 kere denenmiş bir direnç var. Artık ben bir daha sonraki denemeyle birlikte buranın kırılacağını ümit ediyorum. Ki baktığımız zaman dönüş yaptığı bölge günlükleri çok güzel bir bölgeye denk geliyordu. 618 düzeltmesine denk geliyordu. O yüzden hala elimde tutuyorum. Şu treni takip edeceğim bu son düşüşle birlikte. Dediğim gibi 414 üzeri bir kapanış lazım. Bunda yeni bir yolumuzun açılması için. Güzel görünüyor. Evet. Vallahi iyi akımlı olmuş.
Evet yani 2 sene oldu hemen hemen akümüle oluyor sürekli olarak. Evet abi. Onat Bey'e ben cevap vermek istiyorum. Kendisini de tüm yayınlarımızı izliyor. Teşekkür ederim. Çok da güzel yorumları oluyor. Şeyi sormuş bana, Verge sormuş da yani Verge'de hiçbir ATH şeyim yok. Eski coinlerin dediğiniz gibi ATH yapamayacak olanlarının olduğunu da düşünüyorum. Ama Verge'de öyle bir ATH beklentim yok. İstediğim seviyeler gayet yeterli de seviyeler baktığınızda. O yüzden kesin ATH yapar, aşabilirler oraya gibi bir yorum yapmayacağım. Ama yani EOS, Verge gibi haftalıkta baktığınızda hacim olarak da mal toplandığı bariz görülen coinlerin güzel şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Burada şöyle bir ekleme yapabilir miyiz? Esasında evet. Bu tip coinlerin yukarı hareketlerini belirleyen üstlerindeki satış baskısı, geçmişten gelen maliyetlerden çıkmak isteyenler bir satış baskısı oluşturuyor bence eski coinlerde. Bu satış baskısı da yay ne kadar gerilirse gerilsin daha ağır hareket etmesini sağlıyor diye düşünüyorum. Evet, bu da atlanmaması gereken bir nokta. Teşekkür ederiz abi. BTT bakalım isterseniz. Mücahit, müsait misin? Hazır bende var mı? Tamam, buyur abi. Yani geçen akşam bakmışız, aynısı olduğu gibi duruyor. Ekran geldi. Aynı şeyleri söyleyeceğim yine. Destekte burada 64 seviyesinin altında stop olmak gerek. Ripple'ın trendi de aynı gibi değil mi Haydar? Aynen abi. Şurada artık trendi kırması lazım. Düşeni kırması lazım. 76-77 seviyesi üzerinde kalıcı olması gerekli demiştik. Bu seviyenin üzerinde de benim önemsediğim bir 0.0082-600 seviyesi var. Burada da bir direnç yiyecektir. Yani özellikle stop seviyesi desteğin altı, şu iğneleri daha tekrardan şeye dahil edersek nedir? 0.0063 seviyesi stop. Trend kırılımı ile işleme girilebilir. Ya da isteyen desteğin üzerine alabilir. Stop'a sadık kalmak şartıyla. Şu trendin kırılımında işleme girdiği takdirde böyle burada ben 82 seviyesinde bir direnç yiyebileceğini düşünüyorum. Oradan yukarı giderse şöyle 94 ve daha üst hedefi vermemiz mümkün. Ama tabii bütün bu hedeflere gitmesi için 82'nin üzerinde kesinlikle kalmalı diye yorum yapabilirim buna. Stopumuz neresi? Stop abi yani desteğin altı dedik ama şu iğneleri de şu anda dahil edebilirsin. Şu anda evet. Pozisyondasın. Nerede stop olur musun? Şu anda pozisyondayım. Benim olacağım şey iğneyi falan beklemeden bu desteğin altında mum kapanışı, o da 0.64 küsürlerde stop olurum. Olunmalı da zaten. Oradan aşağı giderse 0.50'ler çok zor değil yani. Teşekkür ediyorum. BNT, Bancor. Bancor kim bakmak ister? Bancor ortada mı kaldı? Öksüz mü kaldı? Bilal bakar ya Bancor'a. Şeyse bakalım abi. Bakayım abi. Ticker neydi abi? BNT galiba. BNT. Yanlış da olabilir bu arada. BNT olması lazım. Evet BNT. Polkadot'a Kemal abi bakabilir misin? Abi ben de iki tane hazırda istenen bir şey vardı. Onlara baktım evet. Ama. Tamam olur. HT ile VU.
Tamam, sırası geldiğinde alayım o zaman abi. Tamam, okey abi. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Evet, bankora bakalım. Şöyle haftalıktan başlayarak bir analiz yapmak istedim abi. Şurada gördüğümüz bir ABCD hedefi vardı. Onu aldı ilk başta 4.86'larda. Akabinde şu yapıyı çanak olarak kabul edecek olursak onun hedefini de aldıktan sonra hatta üzerine daha da koyarak yürüdüğünü görüyoruz. Yani aslında bu coin'in de diğer coin'lerden çok fark yok. Çok fazla ciddi yükseliş gösterenler arasında bunu da sayabiliriz. Daha küçük zaman dilimlerine geçtiğimiz zaman şöyle günlükten bakmaya çalışalım. Bir kere günlükte şu seviye yani kritik bir seviye çünkü burası daha önce 6.61 seviyesi. Daha önce ATH olarak belirleyeceğimiz bölge olacak aynı zamanda. Bu bölgenin altında bir kapanış geldiği an buradan uzaklaşmak gerekir diye düşünüyorum. Yani bu bölgenin altında kapanış da gerçekleştirmiş yaklaşık olarak 6.56 seviyesinde. Güzel bir çıkış kaçış imkanı da vermiş. Biraz daha küçük zaman dilimine gidelim. Şöyle söyleyeyim. Şu anda fiyat 5.91 seviyesinde yaklaşık olarak. En yakın fraktal desteği de 5.60 seviyelerinde. Bitcoin hareketine bağlı olarak bu da ikili dip yapısına bürünmek isteyebilir. Ancak şöyle bir düşüş yönlü bir bayrak yapma ihtimalini de unutmamalıyız. O yüzden stop noktamız kesinlikle 5.60'ın altında stop olacak şekilde pozisyonlarımızı ayarlamalıyız. Çünkü ciddi yükseliş yapmış coinlerin fraktal destekleri çok yakında olmuyor. Bu sebeple düşüşleri daha derin gerçekleşebiliyor. Burada da bir düşüş hedefine bakarsak aslında 5.26 seviyeleri gündeme gelebilir. 5.60'ın altına gelebilecek bir kapanışla. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya balboncuğun sesi geliyormuş. Bu konuda bir ufak açıklama yapayım. Balboncuk ben 3 senedir benimle beraber sokaktan aldığım kedim. Kısırlaştırmak istemedim. Çünkü onun da bir annelik hakkı olduğuna inanıyorum. Yaklaşık 3-3,5 ay sonra çiftleşecek ve yavrularımız olacak inşallah. O zamana kadar böyle birazcık sesi yanık yanık geliyordur belki ama yaklaşık 3 gün sonra onu da atlatacağız inşallah. Kusura bakmayın tekrar sesini sizi rahatsız ettiği için. Kemal abi. Kemal abi. Evet abi geliyorum hemen. Ver abi peş peşe. Ben de Avax'la Neo'yu hazırladım. Var mı atladığımız birinci sorulmuştu. XRP'ye baktık. XLM'ye bakmadık sanırım. O sorulmuştu. Abi HT sorulmuştu. Ben gözüme çarpmıştı. Arkadaş birkaç kere yazdı. Arada atlandık. Ondan açtım bunları. Huobi Token'de abi bir çift tepe görünümü var burada. Bariz şekilde. Uyumsuzluğu ekran da mevcut. Gelmedi mi? Geldi abi. Pardon. Huobi Token'da abi bir çift tepe görünümü var şu anda. 15.59 boyun bölgesi. Eğer aşağıya kırılırsa kesinlikle stop olunmalı. Çünkü değilse 12-14'e kadar herhangi bir desteği yok. Direkt orada alacaktır diye soluğu düşünüyorum. Bariz gözüken bir kısım var yani. Dikkatli olmak lazım bunda. Ha, buradan girilir mi? Girilmez kesinlikle. Şeyin tamamlanmasını beklemek lazım. Hızlı geçiyorum biraz abi. VU'da ise güzel bir zirve yaptı VU. Zirveden sonra ben kendime 0.6 için alım noktası koymuştum bunda. Ama malum son iki gündür kendimi pek iyi hissetmiyordum. Bunu kaçırmışım, emir de girmemiştim. Son kısmına baktığımızda da burada bir obomsu da görebiliriz abi şöyle baktığımız zaman.
şuradaki direnç noktasını yukarı kırıp üzerinde kapatırsa tekrar bir yükseliş görmemiz bunda işten bile değil. Çünkü proje olarak da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar izlediğim kadarıyla. Beklentisi olan bir coin diye düşünüyorum. Şahsım adına sadece bu düşünceler bu arada, onu da belirtmek isterim. Ama öncelikle şurayı yukarıya kırıp 0.84 üzeri bir kapanış görmek lazım. Ben buradan sonra girmek için değilse 0.6'yı kaçırdıysak giriş için diye düşünüyorum bu oyu da. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık abi. Harun Bey, size sesli cevap veremedim. Hepsini yazılı yazdım. Siz aynı hala float şeklinde aynı soruyu soruyorsunuz ya. Rahmi Ak bayağı sallamış bize diye bir yorum geldi Kayın Bey'den. Biz de ona salladık dün ama ne demiş? Bizden dinleyen var mı? Hiç dikkat etmedim. Ekranlar değil, televizyonu hiç takmadım. Tamam, yazar zaten şimdi. Ki nerede kaldık? Yani bende Avax'la Neo hazır. İstersen onlara bakayım abi. Orada atladığımız var. Şarkıcam. Gündem sende. Modluk sende. Tweet atmış bu arada. Ben ona bakayım. Vereyim ben o ikisini. Peş peşe çıksın abi. Ver istiyorsan. Şarkıcam herhalde yok. Bilal burada mısın? Şu an Volkan abi ekranı verir misin? Sen de varsa etki. Güzel biliyorum, hemen verdim. Avax çılgın coin. Avax çok kritik bir yerde diyebiliriz. Şu desteği yeşile çevireyim hele. Yeşilin altında mum kapanışı yaparsa bence stoplanmalı. 14 dolarları görme ihtimali var altında kalırsa. Yukarı dönerse de yani buradan tepki alırsa da 38 dolarları ilk hedef olarak verebiliriz diye düşünüyorum. Ama 22 doların altında günlük mum kapanışı yaparsa stop etmekte yarar var diye ekleyebilirim. Neo'da da bu çizdiğim seviye 74.8618 düzeltmesi şu hareketin şöyle 618'e denk geliyor. Bir kere oraya değmiş. O, tabii Bitcoin'deki kararsızlıkla birlikte bir kez daha oraya gelmek isteyebilir. Diyelim 4 saatlikte bir şey var mı? Aynen. Burada da yine 618 seviyesine gelip yukarı hareket ederse RSI ile birlikte uyumsuzluk da var. Çift if yapma ihtimali var. Yapmazsa da 70 şöyle şu iğnenin altını söyleyeceğim. 73 seviyesinin altına stop edilmeli. Ne yap? Ne var başka abi? On iki dakika kalmış. Haydi açın o zaman Bitcoin'i izleyelim. Sizce günlük dönecek mi abi? Ne olacak mı? Günlük trend dönecek mi yani? Kırmızıya doğru bir dönüş gerçekleştirecek mi? Yani şu an pin bar doldurulmadı yani, senin bahsetmiş olduğun o pin bar duruyor hala. Dünden sonra bir pin bar daha yaptı. Hala da şeyin bendeki o düşen kırmızı trendin üstünde. Ama 4 saatliğe bakıyorum. 4 saatlikte de 51.314'ün üzerinde bir mum kapanışı yapsa
4 saatlikte trend dönecek. Ama yapmıyor. Aşağı gidiyor şu an hala. Yani başka da ne yapabilir bilmiyorum ki. Dün 2'li dibe dönebilir dedik. 2'li dibe kadar inmedi. 7 bir şey yaptı. Alçak tepe, alçak dip yaptı. Tamam, bu da güzel bir şey. Ama 51-314'ün üstünde kalması lazım. Yoksa sıkıntı. Abi ekranı verir misin? Grafiği. Ben şu anki günlük trend döndü gözüküyor. 12 dakika sonra burada bir kapanış gerçekleşirse kötü olur yani Bitcoin üzerinde bence. Şöyle bir ihtimal var. Günlük trend döndü mü? Bir dakika bakalım. Tam şu an sınırda abi aslında. Bir baksana Aydar. Tam o zaten günlük trend baktığında dönmüştü Bilal bu arada. Altın son düşüşten önceki dip var ya, o bir düzeltme dalgasına denk geliyordu diye hatırlıyorum. Yani burada kapatırsa dönmüş oluyor. Şöyle Haydar, o son dip olarak attığın yer var ya, o dipten bir önceki, işte bir sonraki tepeye bir Fibonacci atabilir misin? O dipten. Söylerim abi. Yok, buraya en tepeye değil. Bir sonraki tepe. Bir önceki tepe. Aynen. Baktığında evet. Oradaki hareket 0.5 düzeltmesi. Son dibimiz orası oluyor. 10 minvalde bakınca da Bitcoin zaten günlükteki trendi döndürmüş oluyor. Benim yorumum bu. Şöyle diyorsun değil mi abi? Abi bizim öğrendiğimiz şekilde ben söyleyeyim. Evet. Bilal sendeyiz. Abi bizim öğrendiğimiz şekilde söylemiş. Hani Gökhan Hoca'dan öğrendiğimiz şekilde Haydar abinin çizmiş olduğu yan eğik şey var ya, yatay destek özür dilerim. Yatay destek orası günlük trendin döneceği bölge. Yani o aradaki bölgeyi, evet, o bir düzeltme hareketi gelmiş. Fibonacci ile ölçünce 0.5'ini de yapmış. Ancak o bölgeyi almıyorsun. Çünkü o bölge tam hareketini tamamlamış, düzeltmesini tamamlamış gözüyle bakmıyoruz. Ama o bir yükseliş dalgasının düzeltmesi, o da bir dalga baktığında. Onu niye almıyorsunuz ki? Trend öyle takip ediliyor mu? Yani biz Gökhan Hoca'dan o şekilde gördük. Kendisi de Twitter'da bir güncelleme geçti. O şekilde paylaşım yaptı. Yani günlük trendi çizerken en azından Gökhan Hoca şunu söylüyordu. Yani günlük trend 2-3 mumu düzeltme yapmamalı. Biraz daha yani geniş, uzun sürmeli gibisinden bir yorumu vardı. Günlük trend çizerken özellikle. Volkan Hocam, şöyle bir kuralı var aslında. Bariz bir kural değil. Orayı aslında normalde alıyoruz. Ama şunu da göz önüne alıyoruz. Düzeltme boylarının bir önceki düzeltme boylarına oranla birbirine yakın olmasını istiyoruz. Şimdi bir önceki olayda boyut olarak baktığın zaman büyük bir boyut var. Ondan sonraki de büyük. Mesela, evet, şu an çizilen yer gibi. Yarısına bile hemen hemen ulaşmamış. Evet, bir önceki dalganın Fibonacci 0.5'ine geliyor. Alınabilir. Yani Fibo ile çektiğin zaman alınır. Ama trend olarak baktığımız zaman bir önceki düzeltme dalgalarına yakın bir dalga değil. O yüzden alınmıyor. Bilemedim, doğru olabilir. Bunu tartışalım şeyde de, ama baktığında eğer o bir, yani tam bir düzeltme gibi kabul etmeyecekseniz bu hareket bir obaya da çevirebilirdi. O zaman omzu orada bu şekilde almak da saçma olurdu. Yani ben bilmiyorum, ben en azından böyle takip etmiyorum trendi. Peki Libra olamaz mı abi? Yani sağ taraf Libra kırdı ama aşağıya kırdı burayı. Yani şimdi şöyle, Volkan abinin ortada çekmiş olduğu trende göre bakarsak olmuyor, evet, ama bizim baktığımız şekilde bakarsak Libra yapısının ihtimali devam ediyor şu anda abi. O da 60K'yı test edip tekrar aşağı doğru bir... Şöyle mi diyorsun? Şuradan mı diyorsun? Aynen, aynen. Yani evet. Buradan şöyle diyelim yani. Evet, böyle bir Libra görüntüsü var, onda bir şey, sıkıntı yok. Böyle Libra'ya can kurban. Çıkar gideriz diyorsun. Yani yeter ki böyle şuraya gelsin. Zaten burası da güzel yer yani. Hem 786 hem de solumuz. Severiz.
Neyse, sonuç itibariyle sizin söylediğiniz son dip de önemli. Ben orayı da takip ediyorum sizin gibi. Ve şu an Bitcoin salıyor arkadaşlar. 50 binin altına doğru gidiyor. Evet. Hayırlısı olsun bakalım. Peki yani, Haydar abi bir şey sorabilir miyim? Hazır grafiğin açıkken Bitcoin günlük trendi en son ne zaman çevirmişti? Ona bakabilir miyiz? Beni korkutan tarafı o yani. Çok uzun süredir Bitcoin günlük trendini çevirmiyor. Son 5 dakika kala olacak hareket mi bu ya? Düşüş yönünü mü diyorsun bile? Yani bence ne zaman düşüş yönünü var? Ney var? Bence bilinçli bir baskılama var özellikle orada. Ama ben hala o çizginin üstünde kapatacağımızı düşünüyorum. Amin, amin, amin. Heyecan Doruk'ta şeyi açtı. Boğalı olarak o çizgiyi savunalım. Şeyi açtım şimdi. John Wayne şeyi vardı ya, o trendi. Onu açtım tekrar. Şu an onun altına doğru salıyor. Acaba diyorum bir şey mi yapar? Bir trap mi yapar buradan? Üçten sonra bir pump gelir mi? Kendime mi şey kandırmaya çalışıyorum bilmiyorum ama. Şurada çok güzel bir kaçış fırsatıymış aslında bunu görüp. Onu gördük, yaşadık da işte. Abi Volkan abinin 4H'da 60K'da çıkmamız gerektiğini söylediği yerde çıksaydık zaten en tepede çıkacaktık. Ben çıktım ama çok duramadım dışarıda. Evet. Ne güzel komple çıkmıştın abi baktığımız zaman. Hemen hemen en tepeden çıktın yani. Aynen. Ki Bitcoin'e döndüm. Bitcoin'leri de sattım biliyorsun. Dolara geçtim. Evet ama fazla sürmedi abi. 10 saat falan saat sürmedi. Neyse hayırlısı olsun ya. Yani belki de buradan salıp 45'leri görmesi yapma abi ya. Piyasanın ayrımı olacaktır. En son baktık dönemiyoruz. Ona ikna olacağız zaten. Yani. Ya şu JOS'a bakayım mı arkadaşlar? Bak abi sen deyiz. Bir dakika kaç dakika var? 3 dakika. Tamam 3 dakikalık bir şey yok zaten JOS'un. JOS'a hemen bakayım. Ama gerçekten Şark hocamın da söylediği doğru. Çok ısrar olunca biraz şey görünüyor. JOS'a şöyle büyük resimde bakacağım. Geldi mi ekranım? Evet. Geldi. Evet, JOS şöyle bir çanak yaptı. Yani güzel yerden de bakıldığında şey verdi. Fazlasını bile gitti yani bence. Nereden girdiniz bilmiyorum ama yani buralar satış için uygun bölgelerdi. Günlüğe gelecek olursak da sanırım şu son dalgamız. Son dalgaya bir fibo attığımda da 618 de tutamıyor herhalde şu anda. Ya bir 786 gelebilir ki bir önceki tepenin tam şey noktasına geliyor da. Şurada fraktal atalım. Şu 786'yı deneyebilir JOS. Buradan bir tepki gelebilir ama piyasayı da takip etmek lazım. Yani şu an dediğim gibi buralarda keşke satılsaydı. Çünkü çok güzel bir direnci vardı orada. Bir önceki şey direnç. Yani en kötü nereden aldığınız yine bilmiyorum ama şu 4 cent seviyelerinde satış verilebilirdi. Ya da kademeli olarak tepeye kadar yazılabilirdi. Şu an söyleyeceğim bu düzeltme yapıyor. Teşekkür ediyorum. Bitcoin'e bağlanalım mı? Sonraki dakika. Ben de bir araya gireceğim. Vallahi projesini bilmiyorum Sencer Bey. Murat Altıntaş'ın bir sorusu olmuş NFT'lerle ilgili. Bizim Altcoin Türk TV'de Devrim Danyal Hoca'yla yapılmış olan bir program var. NFT'lerden bayağı bir bahsedildi. O programı izlerse kendisine kafasında bir şeyler oluşturmuş olabilir. Aynen Abdullah abi teşekkür ederim. Bak, o yayının linkini de atabilirsen istersen ya da dediğin gibi kanalda bulabilirler. Bu hafta içi salı günüydü sanırım. Devrim Hoca ile bir yayın yaptık. NFT üzerineydi yayın. Orada baya baya konuştuk NFT ile alakalı. NFT yapmak isteyenlerin de neler yapabileceği ile alakalı, Devrim Hoca ile iletişim kurdurabileceğimizle alakalı baya sohbet ettik.
Hadi bakalım. Son bir mi? Açın biriniz de görelim şunu. Tamam, açayım abi ben. Bence geçmiş abi, olsun. Ekran gelene kadar ben bir araya gireyim isterseniz. Chat'te paylaşıyorum. LFT yayınını. Aynı zamanda Telegram grubuna da sayıp. Sen birinden takip edebilir arkadaşımız. Ünal, aynı zamanda sana zahmet olmazsa yayına katılan arkadaşlarımızın Twitter adreslerini de tek tek atabilirsen sevinirim. Tamam abi. Şu an kapattı ve altında kaldı. Haydarin narin. Bir bump. Yürü be. Hadi bir bolt şey, bir trap olsun bu. İnceden böyle bir yeşilimsi. Bak, ya bak. İnanamıyorum size ya. Gerçekten ya. Ya gerçekten ya, canlı yayında yapmayın bunu. Yeşil yani, hadi bu. Aman yani. FOMO'nun kralı. İnanamıyorum. Haydi arkadaşlar. Herkes bir dolarlık alsa. İş ona Bitcoin, dönecek. Bitcoin şey zinciri. Salavat zinciri. O gelir galiba biraz üzecek piyasa bizi bir miktar, öyle gözüküyor. Susar mısın bak, yeşil yandı. Ya belki de bu market maker'ların tam olarak yapmak istediği şey de budur. Yani insanları paniğe ve korkuya sevk edip işte umutların bittiği anda tekrardan market yeşile dönmeye de başlayabilir. Evet. Tabii bir de çok 43K konuşuldu ya Mücahit. Ya şimdi şöyle bir şey var abi, bu benim görüşüm. Bir insanlar çok fazla o bölgeyi bekliyorsa o bölge test edilmiyor Bitcoin için. Evet. Dün Mehmet abi yayında anlatmıştı işte, bir 0.618 düzeltmesi bekliyordum veya 382, yapmadı. Hep yukarı yukarı gitti ve biz de bilinçli traderlar olarak hep bu düzeltmeyi bekledik Bitcoin'de demişti. O gerçekleşmedi demişti, yükseliş harekatından işte yaklaşık 10 bin dolarlardan sonra. Belki de bugün aynı durum gerçekleşmiş olacak. Şu an belki birçok insan günlük mom trend altında kapandı. Benim için piyasa bitti gibi bir durum. Gerçi haklı da olabilirler, bir şey diyemiyorum ama. Şu alttaki destek kötü duruyor abi, oraya gelirse kötü olur. bin seviyelerine gelirse %50 mi düşmüş olacak? Evet. Yani insanların ağzına sakız vermek için. Ya öyle bir durumda var ki, şöyle söyleyeyim, Bitcoin düşüyor. İşte Türkiye'de gazetelere, işte televizyon kanallarına haber oluyor, manşet oluyor. Bu sefer çevreden eşimiz dostumuz mesaj atıyor. Gördünüz mü sizinki ne oldu falan. Yani bizimki ne abi? Hiç sorma. Aynen. Sanki öyle. Düşünce mutlu oluyorlar. Yani çok inanılmaz bir orada orantısızlık var. Yani ne bileyim. Giremeyenler mutlu oluyor ama çünkü. Yani giremeyenler oluyor ama. Bir şey söyleyebilir miyim? Siz hala konvansiyonel medyayı takip ediyor musunuz? Yani televizyon olsun, gazete olsun. Yani bu kadar çok iyi içerik üreticisi varken bu dinozorların söylediklerine mi inanıyorsunuz? takip etmiyoruz ama bunlar akrabalarımız tarafından gözümüzün içine sokuluyor. Yani durmadan mesaj atıyorlar böyle. bak orada. Bize mecbur okumak zorunda kalıyorsun. Akrabalarınıza söyleyin. Akrabalarınız da izlemesin abi. Yani bak, konvansiyonel medyayı takip edeceğinize 3 tane YouTuber, beğenmediğiniz 3 tane YouTuber'ı izleyin. Daha çok verim alırsınız bence. Yani çok acayip. Geçen gün işte bir tanesini Volkan Hocam da yazdı. Türkiye'de kaldıraçlı işlem borsası var. Ya kimin gözü yiyecek de kaldıraçlı işlem borsası açacak Allah aşkına? Yani hep aynı şey. Bilgisi olmadan fikri olan insanlar bu piyasaya zarar veriyor. Bu piyasanın içindeki insanlar bir şekilde kendilerini zaten yetiştiriyorlar, geliştiriyorlar. Teknik analizde, temel analizde geliştiriyorlar kendini ama çok acayip hocam ya.
Bir de bu Bitcoin'in ilk düşüşü değil ki ya. Sürekli biliyorsunuz balon patladı diye kaç kere bunu yaşadık. Bizden önce de Bitcoin öldü diye medyanın yaptığı haberler, onlar bunlar. Ya böyle günlerde evet çok fazla şey yapıyorlar. Yalan yanlış haber yapıyorlar ama Bitcoin yukarı giderken hiç doğru düzgün haber yaptıklarını görmedim. O yüzden çok aldırmamak lazım. Dediğin gibi hocam takip etmemek lazım. Ben sadece biraz laf sokmak için takip ediyorum. O kadar. Yani o kadar çok şey var ki konuşulacak. Gündem kripto para değil yani. Neden bunu insanların gözünün önüne koyuyorlar? Böyle bir panik havası estirecek, özellikle belli bir medya kısmı tarafından özellikle panik yaratacak şekilde haberler yapıyorlar. Gerçekten anlamak mümkün değil. Bazen kafama soru işareti geliyor. Bankalara para lazım mı ki böyle bir fut çıkartıyorlar? Neyse ben çok fazla konuşmayayım. Soğuk yerlere gitmeyelim. Silivri dava henüz ısınmamıştır. Dikkat edelim. MTC günü nasıl kapattı? MTC günü iyi kapatmadı yani. Öyle bir soru gelmiş de. Ya benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi de şu. Acaba pinvar var ya. Yarın akşam mı beklesin? Pinvarın mı beklesin? Ama vallahi bak müsterim. Abi Başar Sevin yazmış çok hani harbiden bu kripto paraya karşı olanlar ne yapacak, neyi yakacaklar veya neyi dökecekler? Hani kolayı dökenler var, yanlış bayrak yakanlar var. Hani kripto paraya karşı olanlar neyi yakacak veya dökecek onu bilmiyorum. Bilgisayarı atarlar herhalde. Yani bakın şurada yine bir pin var. Pin barımız güzel ya. Ama yani bir önceki pinbar daha iyiydi. Yani şu dibin altında kapatmamıştım. Bir dakika ben buradan bir iğne atacağım. Zorla Bitcoin'i kadar... yükselen trende sokmaya çalışıyoruz abi. Yani burası kırılırsa ne olur diye sormuş yine bir arkadaşımız. Okan abi ben bir şey söyleyeyim. Falanca çizdi arkadaşlar. Bir yorum gelmiş, medya sahipleri alttan topluyor da olabilir. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Yani son günlerde bilmiyorum on-chain verilerine baktınız mı, inanılmaz derecede Bitcoin alımları ile ilgili kripto kuanttan alarmlar geliyor. Hiç inceleyebilen oldu mu? Evet, ben de inceliyorum bunları. İstersen bir ekleme de yapabilirim. Tabii ki. Sözünü kesmeyeceksen. Bugün böyle yurt dışındaki yani global kanalları takip ettim. Şöyle bir kere yani varsayımda bulundum. Şöyle bir değerlendirme yapmışlar. Bu 50K Biden'ın bir hediyesiyle teşekkür ederiz Biden. İşte biz sayende ucuza Bitcoin satın alabildik gibi şeylerde bulunmuşlardı, değerlendirmelerde. Tabii ki de bunlar kendilerinin hani bir göreceli kavram doğal olarak kendilerinin bir değerlendirmesi. Açıkçası ciddi bir FOMO var yani yurt dışındaki insanlarda. İşte burası son dip, işte küfürler falan ediyorlar, küfür kıyabet. Biraz agresif insanlar takip ettiklerim. Bakalım dediğim gibi yani onlar mı yanılacak, biz mi yanılacağız? Hep birlikte göreceğiz. Konuşun ya, ben öyle bakıyorum. Bir de şimdi bir şey de var abi. Dün de söylemiştim. Bitcoin'de fair value diye bir şey var. Yani yine Glassnode'un belirlediği bir indikatör var. Yani Bitcoin'in hak ettiği değer endeksi grafiği var. Şu anda son bir ayın en düşüğünde Bitcoin'in değer grafiğine bakılınca. Hak ettiği değer bakımından. Biz de kendimizi böyle avutalım yani. Hak etmiyor. Sevgili Çağrı yazmış, keriz silkeliyorlar diye. Ben bazı coinlerde galiba kerizim, silkelendim. Hangimiz silkelenmedik çılgınlar gibi diyeyim abi ben. Abi 30 dakika geç trenlerini net.
Şeye bakalım. Dok. Dönmedim daha Volkan abi. Ya bu bir saatlikte ben hala yükseliş trendinde. 05 şurası. 05 düzeltmesi. Böyle bir saatlikte bakınca da 51.101'in üzerinde çıkmamız lazım. Zaten orada yani bilmiyorum. Bilemedim. 51.314'ün üzeri lazım bize. Bir grafik paylaşabilir miyim? Ama dalga geçmek yok. Bu aylardır takip ettiğim bir grafik. Tamam. Tamam. Başıma bir şey gelmeyecekse paylaşıyorum. Şimdi bu grafik şöyle diyeyim. Aylardır bu grafiği takip ediyorum ve Coinbase grafiğimdi. Şu bölgeleri destek olarak kabul etmiştim. İşte destekler direnç oldu. Dirençler destek oldu vesaire. Sürekli bu grafik şey olmadı. Yani Binance üzerinden de BTC, USDT grafiğini takip ediyorum. Fakat bu grafikte bana ekstra bir kaynak olsun diye bunu da değerlendiriyorum. Binance grafiğinde şu bölgeyi destek olarak kabul etmiştik. Bir önceki yayınları izleyen arkadaşlar varsa hatırlayacaktır. Fakat Coinbase grafiğinde şu bölgeyi daha önce bir direnç olarak kabul etmiştim. Bu direnci kırıp throwback'ini yaptı, tutunamadı vesaire. Tekrardan kırıp destek direnç dönüşümü çalışmış oldu. Yani Coinbase grafiğine göre şu noktayı referans aldım. Bu noktada güzel çalıştığını düşünüyorum ki bugün yaptığı hareketlerde de aslında bu bölgeyi çok güzel bir şekilde Coinbase grafiğine test ettiğini gördüm. Bu bölge kırıldı, throwback'ini yaptı, altına fitil olarak kaldı vesaire, bu ara destekte kapattı. Bugün bile kırdıktan sonra tekrardan bölgeyi test etti ama şurada beni ikilemde bırakan nokta şu. Binance grafiğinde şu bölgeyi destek aldım, Coinbase grafiğinde destek aldığım nokta şu bölgeydi. Yani Coinbase grafiğine göre şu an benim için korkulacak bir durum yok. Yani şu fraktanın alt bandına inip mum kapatırsa sorun var. Hep böyle bir umut ver. Sen umut verme. Geçen de 48 dedin. Sen çok umut verme. Evet, orada keşke onu söylemeseydim. O zaman Coinbase'den alalım Mücahit. Şeyden, Binance'dan almayalım artık. Ya ama Coinbase'deki mesela fitillerde de bir anormallik var. Şöyle söyleyeyim. Buradaki fitilde 47.500 vardı. Bir önceki fitillerde mesela şu fitil şeyde yoktu. Yani şu bölgede bulunan fitil Binance'de yoktu. 51.300. Yani daha farklı bir fitiller de oluyor. Yani buradaki fiyat hareketleri Binance'e göre bazen çok çılgınca da hareket ediyordu. Şu ilk fitil Binance'de biraz daha yukarıdaydı. Daha sonra bunda biraz daha aşağıda oldu gibi durumlar var. Tabii bu her borsadaki alıcılar ve satıcılar farklı olduğu için aynı hareketleri, aynı performansı bekleyemeyiz. Yani ne zaman kendime umut vermek istesem bu grafiği açıyorum, bakıyorum. Diyorum ki artık tamam, sorun yok. Bak hala desteğin üzerindeyiz. Ya çünkü bu grafiği göre yani değerlendirecek olsam gerçekten yani şuradaki fitilin bile bu fraktanın alt bandına dokunması beni umutlandırdı ki yani bakın bu bölgede de daha önce bir testi vardı. Bu bölgede kırıp şu fitil de var. Bakın fraktanın üst bandını test etti. Yani bu bölgede bir çalışma durumu söz konusu ama bunlar bölgede yeterli. Bir şey vardı zaten. Bu bölgede sihirli bir el var abi. Satoshi burada işte. Oradan çek bakalım yukarı bir şey. Güzel. Abi elmas falan da yapmalı ki çizip yükseltelim şeyi. Ya aslında ama bak şöyle bir şey de vardı. Burada da bir filama vardı. Yani bunun bir hedefini de bekliyordum açıkçası. Yani bu filamayı biraz düzeltsene Mücahit. Abi bu filama aslında kısaydı. Yani şöyle ufaktı. Ben tam dedim ki hani ufak, tam iğnelerin üzerine getir ama şey yap sonra. Uzat. Bir dakika abi, tekrardan çizeyim bu filamayı. Baktım ki aşağı doğru gidiyor. Uzattıkça uzattın yani. Ya uzattıkça uzattım. Acaba dedim o filamanın ucundan döner gibi. Aslında benim ilk aldığım nokta şöyleydi. Böyle bir şey aldım. Uzat bakalım şimdi. O orta banttan sekmiş vallahi. Aslında tam böyle aynen gibi. Öyle. Böyle de yapsam da olur ama diğer alt taraftaki fitilleri almıyorum. Yani şu bölgedeki fitili biraz ihlal etmiş oluyorum. Bunu ama bir tane de klonlasana yukarı. Yukarı klonlasana bunu bir tane de. Abi düşünmemek için her yerdeyim. Bak orta bandı ne güzel çalışmış. Evet.
Bak şurada da tutunmuş aslında. Tutunabilirse. Hadi diyelim kanal ortalandı. Herkes düşüş çiziyor. Ben de yükseliş çizeyim. Buradan nereye gittik? 53.975. İkinci hedefini veriyorum. 76 bin mi? Yok. 57.874. Aynen. Tamam ya. Burası. O da trendi çeviriyor zaten de. Trendi bir tane daha yukarı kullanırsana. Bir tane daha mı? 76 bin daha iyi. Onun belki orta bandan gelecektir diyorum. Gelmiş. Bak. Vay be. Vay be. Satoshi ile telefonda görüşmüştüm. Biliyor musun? Dedi bunu çiz. Bizim yanlışımız şurada çıkacaktı kahve piyasada. Bak, 64.910'da. Herkes çıksa kim zarar edecek? Diyecektik ki zirvede bıraktık. Yani bu da bir alternatif diyeyim. Yani şu bölge destek olarak da kabul edilebilirdi. Fakat ben başka bölgeyi referans aldım. Bu da bir ihtimal, farklı bir bakış açısı. Şimdi çok iyi hocalarım olacaktır. Bana diyecektir ya bu bölgeyi çizmen gerekiyordu veya bu bölge çizdiğin bölge hatalı da diyebilir. Ama bilmiyorum yani bu piyasayı, grafiği her anlamda değerlendirmek gerekiyor. Bence takip etmek gerekiyor. Ali İhsan doğru söylemiş. Hayallere döndü analizden demiş. Bakalım abi, bak kanalı bak kırıyoruz bak. İstek ve önerilere geçtik. 1 milyon dolarlık grafiği olan varsa ben bırakayım onu paylaşayım. Şu hard fork nedir diye sorulmuş. Kim açıklayabilir? Hard fork. Bir bilgim yok yani. Volkan hocam buradaysa yanıtlar hard work çatallanma demek arkadaşlar basitçe. Yani iki türü, bir soft var bir hard work var. Hard work'ta bildiğim kadarıyla zincir tamamen ayrılıyor. Tamamen yeni bir zincire geçiyor. Bir coin'in içindeki nodlar bölünerek ikinci bir zincire geçiyor. Ama teknik açıklamasını Volkan hocam daha iyi yapar diye biliyorum. Aslında bu soru geldiğinde ben teknik olarak bir açıklamasını, linkini bırakacaktım. Oradan sonra arkadaş daha hızlı bir şekilde, daha detaylı bir şekilde öğrenebilir diye düşünüyordum. Eğer müsaade varsa şeyde bırakayım chat'e bu linki. Okumak isteyen diğer arkadaşlar da buradan daha detaylı bir argümana ulaşmış olurlar diye düşünüyorum. Ben örnek olarak söyleyeyim. Bitcoin'in hard fork'u Bitcoin Cash, böyle de baz alınabilir. Yazılımcıların kendi aralarında anlaşamayıp ben bu gruptan çıkıyorum. Aynı algoritmayı kullanıp farklı bir şekilde işlem yapacağım anlamında yazılım değişikliği ilgili de düşünebiliriz. Mesela Ethereum'un orijinal ağını Ethereum Classic esasında kullanıyor. Evet doğru. Evet Ethereum'da esasında bir hard fork ürünü coin bildiğim kadarıyla. Evet doğru biliyorsun hocam. Ben de o şekilde geçenlerde bir araştırma yaptım. O sonuca ulaştım. Ki hala daha bu Ethereum'da gelecek olan güncellemelerde biliyorsunuz ki farklı farklı güncellemeleri gelecek. Tekrardan bir hard fork yaşayabileceği söz konusu gibi gözüküyor. Yani Ethereum Classic'in hard fork Ethereum işte yeni çıkacak Ethereum'dan ne bileyim Ethereum Cash. Real Ethereum. Gerçek Ethereum falan gibi şeylerde farklarda çıkabilir açıkçası. Yani isim olarak. Aynen. Bu arada Ada sormuş Emre Kaya Bey. Programın başında bakmıştık. Geri dönebilirseniz oradan kontrol edebilirsiniz. Teknik analizi yapıldı Adana'nın da. Bir de şey sorulmuş. USDT ile USD arasında bayağı bir fark var. Bizim bugün borsalarda bayağı bir çıkış yapılmış. Türk borsaları var bahsediyorum. O yüzden USD
TL parayla bayağı bir şey. Normal dolarla her yolda yapıyoruz. Satış yapıldığında Seste bir sekme oluyordu hocam. Abdullah abi tekrardan anlatabilir misin onu? Ses çok uzaktan ve sekerek geldi. Kafa karışıklığı olmaması açısından. Sekiyor mu tekrar? Şu anda iyi hocam. USDT TL paritesinde yazmış arkadaşlar da şu an çok düşük gözüküyor. Bugün çok büyük bir satış olmuş Türk borsalarından. Çıkış olmuş, TL'ye çıkış olmuş yani. O yüzden fiyat düşük normal dolar paritesine göre. Yani dolar 8.40 ama şu an 8.05'lerde gözüküyor. Onu da bulabilirim. Teşekkür ederim abi. XVG'ye baktık. Programın. Şu Win'e bir bakabilir miyiz? Ya yemin ediyorum. Neyse. İki kere yazılan coin'lere bakmayalım artık ya. En doğrusu bu olacak. Bir insan iki kere yazıyorsa bakmayalım yani. Haydar abinin sesi kapalı olabilir mi? Haydar abi ne yapıyor? Kapalı. Ben dedim konuşuyorsun. Yok şeyi düzenledim ya. Yok şeyi düzenledim. Ya buradaki harekette DOK'a daha önce bakmıştık. Trend temelliyle şurası 618'e denk geliyor. Oradan dönmüş. 0.071 altında stop olunmalı. Buradan yukarı hareketinde de 0.12 hedefimiz olabilir. Şöyle bir görüntü ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Yani buradan gelip tabii bunlar hep ihtimaller. Şöyle bir obo ihtimali karşımıza çıkabilir. O yüzden burada özellikle bu dönüş yapılır ve bu hedef gelirse buradaki hareketlere dikkat etmek gerekli diye ifade edeyim. Bir de bunun 4 saat diye alayım. Bunun geldi değil mi ekranı? Aynen. Şöyle ki burada üzerinde yani bu trendin üzerinde kapatması gerek. 115 seviyesi. Bunun üzerinde kalırsa yukarı yönlü hareketine devam eder. Yani bunun stopu burası çok derin olur. O yüzden buraları beklememek gerekli diye düşünüyorum. Şuralarda da düşüş devam ederse, düşüş olursa bu bölgede de 96 seviyelerinde de stop olunmalı bunda. Teşekkür ettim. Ağzına sağlık abi. Eyvallah. Fonksiyonumuzun 44.000 düşündü. Cake tahmini nereye kadar iner? Yani tahmini nereye kadar iner? Herhangi bir coin nereye kadar ince ancak desteklerine bakabiliriz. CHZ bakıldı. Şuradan var mı cake grafiği olan? Cake inat etmiş. Açayım hemen. Bilal vereceğim mi ekranı? Veriyorum hemen. Kek bayağı kafa tutmuş Bitcoin'e. Abi kekten sonra pundi alabilir miyiz? Senden alırız kardeşim. Niye olmasın? Yok senden alınmış. Yani böyle olmaz bu. Bu da olmaz aslında. Yani burada soru şuydu. Bitcoin diyelim ki 44.000'e geldi. Düşüş nereye kadar olur? Herhalde ilk etapta bekleyeceğimiz herhalde 22 ve 19 seviyeler olur. Onun altına inerse şuradaki fraktal desteği 15 olur diye söyleyebiliriz. Hemen şöyle pinleri atıverelim. Madem düşüş soruyor. Arkadaş şu şekilde ifade edebiliriz yani. 22, 19 ve 15 seviyelerini ifade edebiliriz. Bunu değil.
Şeyini açtım, yanlış yerden açtım. Bayağı böyle güzel. Şey hareketini yapıyor aslında. Bu yeni giren, ne diyorduk ona? Adet düşüren coinler hep en başta düşüş yapıyorlardı işte. Lent AV olmuştu. Bunun gibi devam ediyor. Burada da herhalde bu şeyi ihlaller var. Çünkü ben trendi çektiğimde şurada falandı. Ondan sonra bir kırılım yapar gibi oldu. Yapmadı. Yani bunlar aslında çok da söylenecek bir şey yok da şu bölgenin kırılımı gene önemli. Yani burası da 2.6 falan oluyor. 2.6. Oraların üzerinde bir kapanış görmek lazım. Ama burada mesela şeyi takip edeceğim ben de kendi adıma, Pundi. Çünkü diğerleri gibi hareket ederse iyi yükseliş gösterebilir. Sadece ihtimaldir. Alta gelirse de 1.77 ile bu aralık biraz geniş ama hani 2 dolarla 1.77 arasında gelirse ikili dip ihtimali ortaya çıkar diyebiliriz. Aslında çok da farklı bir görüntü yok abi diğerlerinden. Ya işte piyasanın yani hemen hemen belki %90'ında bu görüntü var coinlerde. Ki genelde de böyle oluyor zaten. İşte Bitcoin hareketini taklit ediyorlar bir yerden sonra. Umut ediyoruz. İkili dip olarak kalırlar, çalışırlar, yukarılara giderler. Değil mi Volkan abi? Duymadım ama sen diyorsan arkasındayım. İkili dipler çalışır inşallah diyorum. İnşallah. Pim var. Küçük bir anekdot vereceğim. Eskiden çok indikatör kullanırdım ben. Şimdi hiç kullanmıyorum biliyorsunuz. Eskiden kullandığım bir indikatöre baktım. Tom DeMark indikatörüne. Günlükte tekrar bakayım. Dakika. Normalde şöyledir. Yeşil 9'a kadar sayar ya da kırmızı 9'a kadar sayar. Ekran verebilir misin abi? Vereyim. Bu arada döndürmek için her yolu deniyoruz yani. Abi sonunda umut var mı? Bak ona göre deneyeceğim. Eskilere bile başlıyorum. Düşünün ya. Kullanmadım. İndikatör açtım. Ont bakılmıştı Ömer Bey. Yayının tekrarından bakabilirsiniz ona da. Şöyle mesela şu örnekte olduğu gibi 47 binden sonraki yükselişte yeşil 9'a kadar saymış. Yeşil 9'dan sonra bir düzeltme gelmiş. Şimdi de günlükte yine nereden başlıyor? Şu mumdan başlayarak kırmızı 9'a kadar saydı. Yani belki yarın da işte burada bir akümüle olabilir. Bilmiyorum. Şu son dibimizin üstünde kalmaya çalışıp bir şeyler yapabilir. Sonrasında buradan bir yükseliş verebilir diye düşünüyorum. Sadece bu indikatörün çalışma mantığına bakarak söylüyorum. Volkan hocam bir soru geldi. Aşağıda geriye dönük destek bölgesi olmayan coin'in sonraki desteğini nasıl buluruz? Bir daha sorabilir misin? Aşağıda geriye dönük yani ATR yapmış bir coin, bir sonraki desteğini nasıl tespit edebiliriz diye bir soru gelmiş. Şu an olduğu fiyat. Şöyle mesela Fundix örneğinden bilebiliriz herhalde. Anlamaz. 4 saatliği alalım. Veli ki şurası ATL'ydi ve bu hani yeni grafiği, swap yapıldı biliyorsunuz Fundix'te. Doğru anlıyorum değil mi soruyu? Evet doğru. Yılımda ne kadar şu? Valla bunun şeyden bir farkı yok. Ölçeği ters çevirelim. Şurayı da şöyle geriye alalım hatta. Şimdi bu Pundix'in ölçeğini ters çevirmiş. Normalde düştü bu coin ama düşüyor. Ben ters çevirdim. Yukarı yönlü gibi düşünelim. Nasıl burası ATH ise
buranın üzerinde kapattığında bir öncesinde hiçbir şeyi direnci olmadığı için öne açık diyoruz ya. Şöyle oynatırsam da yani bununla aynı mantıkta çalışıyor. Buranın üzerine atmaya çalışıyor. Bakalım şimdi ters yönlü. Fibonacci kullanılabilir mi hocam bunda? Son dalgaya çekilen bir Fibonacci ile. Hemen durdurup deneyelim. Yani inversion veya projection seviyeleri ne derece çalışır? Ama onda da dibi nasıl tahmin edebiliriz ki? Yani yani trend temelli baksam bu iğne çok şey, spekülatif bir iğne. Evet. Biraz daha istersen izleyelim. Sonrasında oluşacak bir dalgada varsa öyle bakalım. Hala oradayız. Şimdi burada bir mum kapanışı yaptık. Şu an bakıldığında yükseliş yönüne bakıyorsan buna aynı mantık. Öne açık çünkü hiçbir direnç yok önünde. Ki nasıl bir şey yapabiliriz? Burada atabileceğim bir şey var mı? Fibonacci seviyesi var mı bakıyorum. Direnç çekemez misin abi oraya? Alttan. Çekelim, öyle deneyelim. Abi ATH, ilk ATH dediğin yer vardı ya. Şurası. Evet, oradan o alttaki fitile bir normal Fibonacci düzeltme aracını çeksek uzatma seviyeleri var değil mi sende? 1.618. Açık değil. Şöyle yapalım. Default'unda var değil mi o? Var. Default'a çevirelim. Bir de uzatalım. Sağa uzatalım. Ekstrem burada istediğim bir seviye var mı? Default'u böyle. Yani ben şu anda göremedim ama bakayım tekrardan. 1.272 olabilir mi? 1.272'yi de ekledim. Tamam. Mesela şu an mumun kapanışı 1.272'de olmuş. Dediğin mantıkta. Şimdi devam edelim. Diğer şeylere de gelecek mi? 1.618'e çok yakın döndü. Evet, değdi 1.618'e de. Aslında dibi bulmuş olduk bir nevi yani buradan bakınca ilk etapta, ama görüyoruz sonrasında. Dibin dibi yok, onu da görmüş oluyoruz. Yalnız çok güzel çalıştı abi Fibonacci, görüyor musun şu anda? Evet. Şimdi bunu ters çevirdiğimde sorunun cevabına geliyor zaten. Son şey şurasıydı. Şu bölgeydi. Şöyle işaretlemiş olayım. Son dip dediğimiz yer burasıydı. Dibin dibi olmadığını şu şekilde görmüş olduk. Burada bir fibo attığımızda düzeltme seviyelerinde çok bariz çalıştığını gördük. Bununla hani orada hedefler belirlenebilir. İlk önce sırasıyla 1.272'ye geldi şurada. Sonra 1.618'e geldi. Sonra orası da tutmadı. Yani hala bunun dibinin olmadığını görebiliyoruz. Belki de 1 dolarlara kadar inecek. Burada tek şeyimiz tekrar yükseliş trendine döndüğünün onayını almak. Ondan sonra da yukarı yönlü zaten dirençlerimiz olmuş olacak bu sefer. Önümüzü görebileceğiz. Yani dibin dibi veya işte yukarının da daha yukarısının olmayacağı bir garantisi yok. Bu şekilde bakılabilir. Böylelikle Pundix'e de bakmış olduk. Pundix çok güzel girdi 9 dolardan ama çok da güzel düştü. Ya şöyle bir sıkıntı var abi, o 9 dolardayken cüzdanlara pundileri tanımlamadılar. Evet değil mi, öyle bir şey vardı. Aynen, swap'ta olduğu için Binance geç verdi, daha doğrusu Binance'ten kaynaklı bir şey. Diğer borsalar daha erken teslim etti. Aynen. Şurası bir düzeltme, ona da bakayım. Aynen, şurası bir düzeltme, 0.618'e gelmiş. Çok yakın gelmiş. Yani böyle olduğunda da belki ikili dibe dönmek isteyebilir ama işte herhangi bir emare yok şu anda dönüşle alakalı ya.
Yani şuranın kırılması, şu 2.94'ün üzerinde kapatması, daha sonra 3.86'yı denemesi, onun üzerinde kalırsa çok çok olumlu. Şuradaki aralardaki dirençleri de geçerse şayet önü açık olacak ama 5.32'nin üzeri bence çok güzel olacaktır diye düşünüyorum Pundex'te ama şu an çok çok erken. Pundex'te sorulmuştu, ona da baktık. Ramazan Bey şey söylemiş. Nasıl ters çevirdiğimi sormuş. Tekrar göstereyim. Fiyat, yani normal grafiğe geliyorsunuz. Şu fiyatların olduğu sağ taraftaki boş fiyat bandına sağ tıklıyorsunuz. Ölçeği ters çevir var. Ölçeği ters çevir dediğinizde her şey tersine dönüyor. Bitcoin'i yapmıştım, bunu hatırlıyor musunuz? Evet. Bazen bakış açısını değiştirmek için bunu yapmak gerekiyor abi herhalde ya. Aynen. Ve o bakış açısı da tersten bakıldığında ve ne olduğunu söylemeyince çoğu kişi olması gerekeni görmüştü ve öyle de olmuştu. Öbür türlü çünkü Bitcoin bu. Şey olmaz. Düşmez. Buradan da düşemez. Bitcoin olduğu için yapamaz gibi farklı bir bakış açısı oluyor. Ya da malda oluyorsunuz. Şey yapamıyorsunuz. Onu yediremiyorsunuz kendinize. O yüzden farklı bakış açısı güzel oluyor bazen. Bu arada Emircan hocam bir şey söylemiş. Pundex ile ilgili. Çok ümitliyim demiş. Yani ben de zamanında çok ümitliydim. Sermayemin %98'ini Pundi'de erittim. Yani onu da belirtmiş olayım ben zamanında. Yani çok fazla bağlanmamak gerekiyor. Bana en güzel örneği Pundi verdi. Bunu da belirtmiş olayım. Amasını da bence şey yap. Yani hodl etmenin de bazen şey olabileceğini. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Yani bize her ay boyunca şey veriyorlardı. Pundi şöyle bir saçmalık vardı. Yani o dönem bunun farkına geç vardılar daha doğrusu. İlk önce bir airdrop muhabbeti vardı. Her ayın 31'inde 30'unda yani son gün Pundi şey yapardı. Ciddi artış sağlanırdı. Ayın 1'inde dump gelirdi. Çünkü o snapshotlar o gece alınıyordu sadece. Öyle bir saçmalık yapmışlardı. 1'inde dump yiyordu. Her 2-3 ayda bir bu şekilde bir döngü sağladı. Daha sonra bunun farkına vardılar ve airdropları aylık ortalamaya göre vermeye başladılar. Aylık Pundi'ye göre. Bunun akabinde en son airdrop'u aldığımızda yani çok iyi hatırlıyorum. Çok ciddi bir airdrop verdiler bize en son airdrop'la birlikte. Ki bugün bile baktığımda çok güzel rakamlara tekabül ediyor o Pundi'ler. Ama şunu kaçırdık biz. Onlar sürekli olarak bu airdrop'ları kilitli token'lardan verdiler. Yani dolaşımdaki coin'lerden vermediler. Bizi orada yanıttılar bir. İkincisi de Pundix geliştiricileri Pundix'i bırakıp platform token olan FX'i geliştirmeye çalıştı. Üzerine yoğunlaştılar. 2 sene boyunca Pundix'le ilgili bir gelişme olmadı. Bu yüzden sürekli olarak düştü. Bu yıl başından itibaren de CEO'su birkaç tweet attı Pundix'le ilgili. Hani artık fiyata odaklanacağız gibisinden paylaşımlarda bulundu ve Pundix çok ciddi artışlar gerçekleştirdi. Şu Bitcoin'den bahsedeyim mi son olarak ihtimaller? Evet evet. Şimdi şunu kaldırayım. Şunu da kaldırayım. Şimdi burada bir yapı var. Simetrik üçgen diyebiliriz aslında ama. Yükselen üçgen de diyebiliriz fraktal olarak alırsak. Buraya gelmesi olası. Neden olası? Şuradan alacağım. Buraya orası. Yani hem alttan gelen trendin olduğu yer. Hem de şuradaki olası bir Libra'nın sağ omuzun dönüş yeri. 49.335 sol omuz. Yani birinci giriş yeri. 49.163'te Libra'nın diğer giriş yeri. Buradan tepki alırsa ilk hedef 50.986, ikinci hedefte 51.649 olabilir. Şurada bir de kanala dönebilir. Her şey ihtimallere kaldı. Şöyle bir kanala dönebilir. Hani 1, 1, 2, şurada bir 2 yapabilir.
Ondan sonra 52.700 seviyesi olur bu. Kırarsa soru üzerine bir kanal daha koyarız. Yine 54-55 olur yani. İnşallah. Saat 4 mü? 3.40 olmuş. Hot vardı. Binance BTC portasının kapandığını ya. Evet. Pundi ile Hot'ta gerçekten öyle oldu. Muhtemelen büyük zarar olunca insanların çoğu sattı. Bu hareketler beklenmiyordu. Ne yapalım Volkan abi? Sesin gelmiyor abi. Aynen, eyvallah. Gökhan Bey bir şey yazmış da 2017 ayı başlangıcında P-Cycle Top indikatörü sat sinyali vermişti diye. Bu TradingView'da olan bir indikatör mü? Yani indikatöre göre bir işlem yapılmayacak. Hani onu şey yaparak söylüyorum başta ama sadece bakmak istedim. Cycle. Bu indikatörü bilen var mı abi? P-Cycle Top indikatörü. Ben bir de göremedim. Yok, bu on-chain'de Barış Hoca da paylaşıyordu bunu. Ben oradan hatırlıyorum. Okey, o taraftaki şeylerden. Tamam. Ama şöyle bir şey var ben abi. Ne dersiniz bunu bilmiyorum da. Sürekli olarak borsalardan Bitcoin'in çıkmasına ne dersiniz? Hodl derim, ne diyeceğim? Yani ben de mesela şunu fark ettim. Şimdi geçenlerde tasfiye edilen 10 milyar dolarlık bir likit oranı vardı. Likidasyon vardı, hatırlıyorsunuz, bu son düşüşlerle birlikte. O tarihlerde mesela çıkan Bitcoin miktarı Mart ayındaki dump'ın yarısı kadarmış hemen hemen. Borsalara giren, özür diliyorum. Yani hala kenarda Bitcoin'i tutan insanların sayısı çok fazla ve madencilik endeksinde, satış endeksinde hiçbir artış yok. Yani madenciler de hala tutuyor. Ya şöyle, Twitter'da da özellikle profil fotoğraflarından görüyorsun, kırmızı gözlü profil fotoğraflar var. Benimki de öyle. Bitcoin'de evet. 100K bekleyenlerin oluşturduğu bir topluluk diyelim buna. Yani fiyatlar her zaman düzeltme yaparak gidiyor. Bu düzeltmenin seviyesi daha aşağılarda olabilir ama yani ben hala Bitcoin'de, yani Bitcoin maksimalisti gibi konuşacağım ama daha yukarıları bekliyorum. Yani o yüzden piyasaya güvenim tam benim. Keşke evet bu düzeltmelerde dışarıda kalıp diplerden toplayıp daha güzel karlar edebilse herkes ama genel manada büyük resme baktığında kripto para piyasası benim için hala gelişen, büyüyecek olan, çok çok daha büyüyecek olduğunu öngördüğüm bir piyasa. Bir daha bir şöyle bir şey de var. Ben bunun iyi çalıştığını düşünüyorum. Yani özellikle tepe bölgelerinde çok güzel çalışıyor. Fear and Greed endeksini kullanıyor musunuz? Bilmiyorum. Açgözlük ve korku endeksi. Şu anda korkudayız mesela. Bunun bir altı... Tam alım yeri diyorum. Yani bunun bir altı aşırı korku bölgesi. Bence buradan gelebilecek bir düşüşle birlikte insanları iyice bezdirecekler. Belki de oradan döndürecekler marketi. Son olarak o şey chart önünde açıksa versene. Ben siteyi hatırlayamadım. Daha önceki dönüşlere bakmıştım. Çok korkudan değil, korkudan dönmüştü sanırım. Evet, önceden korkudan döndü. Bir açayım ben şu anda. Açık bir aç, onu da son bir bakalım, kapatalım gerçekten. Sahur vakti geldi. Ramazan Bey, P'yi ben bulamadım bu arada ya. Büyük de yazdım ama devamı nasıl? Tam yazabilir misiniz şeyini? İsmini. Ben ekranımı vereyim mi abi şu anda? Evet. Geldi mi abi şu anda? Geldi. Evet, yani geçen hafta görüyoruz 79 seviyesi. Tam geçen hafta bu zamanlara zaten dump geldi. 79 extreme grid, yani aşırı açgözlü olduğumuz bir bölgeydi. Şu anda da
31'e kadar düşmüş yani tam Fear bölgesinde. Benim dediğim bu değildi ama bunu da kontrol ediyor herkes. Benim dediğim şöyle, normal Bitcoin ekranı şey grafiği düşün. Chart'ın altında şey Fibonacci seviyeleri gibi. Onu da açabiliriz evet. O da var abi. Ha, o varsa onu açalım. O daha iyiydi. Tamamdır. Şunu kapatayım hemen. Benim bir önce baktığım Omdemak TDS Quantel diye bir indikatördü. Hakan Bey, o pi başka pi, az önce arkadaşımızın söylediği şeydi sanırım. Pi isimli bir indikatördü. Farklı şeyler konuştuk şu an. Akay Bey de strateji sormuş ama yani biz hiç kimsenin şeyini bilmiyoruz ki, maliyeti nedir? Bunu tolere edebilecek zamanı, şeyi nedir? Hani bu kararı sizin almanız gerekiyor. Bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok burada. Biz ancak kendi şeylerimize, bakiyelerimize yönelik böyle stratejiler kurabiliriz. Herkesin kendine özel bir stratejisi olmak zorunda. Estağfurullah Hakan Bey. Buldun mu bile? Buldum ancak farklı bir istediğim bulamadım şu anda. Daha önce benim de kullandığım bir Fear and Greed indeksi vardı ama bu değil şu anda. Bulamıyorum onu. Ya bayağıdır indikatöre bakmıyorum abi. RSI dahil hiçbir indikatöre bakmıyorum. Uzun zaman oldu. O yüzden hepsini silmiştim. Favorilerden çıkarmıştım. Benim de soğuttuğum indikatörlerden. Abi ama bana çok işte yarardan çok zararlı oldu ya. Euro ve Bitcoin. Bulursam ben şeyde paylaşırım. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Ya da bulan paylaşsın. Yavaş yavaş ben de kapatalım. Saat 4'e çeyrek var. Evet. Teşekkür ederiz herkese. Bir dakika. P-Cycle Bitcoin Chat Indicator. Tekrar bir ona bakayım. Halka açığın içinde P'si büyük. Cycle. Yok bende çıkmıyor. Muhtemelen şey o ya. İndikatörün şey yazarı tarafından izin verilenler kullanabiliyordur. Yani göremiyorum çünkü. Nereden bakmaya çalışıyordun abi sen onu? TradingView'da varmış abicim. İzin verilen gibi. Şu grafikten mi bahsediyoruz? Yok bu değil. Bu değil abi. Bayağı renkli gökkuşağı gibi bir grafik. Fortune'in de bilmiyorum. Evet arkadaşlar kapatalım artık yayını. Bizi dinleyen herkese ve tüm katılımcı Altcoin Türk ekibine de çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. İnşallah yarın yapacağız mı bilmiyorum. Gün içinde akşama doğru bir şey yaparız. Altcoin Türk Twitter hesabından bilgilendirme yaparız. İnşallah güzel bir gün olur. Bitcoin'de baktık o kadar. Bizi duyar ve dinler. İnşallah dönmüş oluruz ve güzel güzel sohbet ederiz burada. Varsa sizin de son sözlerinizi alayım, kapatalım. Teşekkür ederiz. Abi. İyi sahurlar. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleme zahmetine katlandılar. Yaklaşık olarak 3 saat önce bizi yalnız bırakmadılar. Çok teşekkürler herkese. Bizi dinleyen, bize kulak veren herkese teşekkürler. Güzel bir sabaha uyanalım inşallah. Herkese de hayırlı sahurlar diliyorum. Volkan hocam, Bilal, Ünal, Abdullah abi, Haydar ve Mücahit'e teşekkür ediyorum. Herkese iyi sahurlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese iyi geceler.